Daha ne kadar bekleyeceksin orada? Kendini mi suçluyorsun? Pişman mısın Barış'ı görüşmeye soktuğun için? Hayır, değilim. Neler olacağını tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi Barış Belgrad'a giderse, biz 4 ay görüşemezsek ne olacak o zaman? Her dakika görüntülü ararsın, konuşursunuz. Posta güverciniyle mektup göndermek zorunda kalsaydım biraz acıklı olurdu. Evet, haklısın. 4 ay çok uzun bir süre. Birbirimizi göremeyeceğiz, konuşamayacağız, istediğimiz zaman görüşemeyeceğiz. Ama sanki her dakika görüşüyorsunuz şimdi. Ama en azından burada olduğunu biliyorum. İstediğim zaman görüşebileceğimi biliyorum. Bunu bilmek bile bana iyi hissettiriyor. Japonya'ya gitmiyor çocuk Dicle. Belgrad'a gidiyor. Belgrad nedir ki? 1 saat falandır uçakla. Ya görüşemeyeceğimizi biliyorsun. Niye bana moral vermeye çalışıyorsun şimdi? Çünkü benim olayım bu hayatım. Hep destekten destek. Bir de şöyle düşün. Birbirinizi özleyeceksiniz. Daha çok bağlanacaksınız. Peki ya tam tersi olursa? Ya Barış benden uzaklaşırsa ya da aramıza bir soğukluk girerse? Bir dakika, niye illa Barış uzaklaşıyormuş? Senin için de aynı durum geçerli. Sen de uzaklaşabilirsin. Ya genelde tam tersi olur da ondan. Genelde erkekler uzaklaşan taraf olur. Genelleme Dicle. Genelleme. Sen Dicle'sin, o Barış. Sizin çok değişik, çok farklı bir ilişkiniz var. Başınıza bir sürü şey geldi. Bak hala berabersiniz. Uzaklaşacak adam bu zamana kadar 1000 kere basardı giderdi. Tamam, buraya kadar yeter, bıraktım derdi. Demedi. Niye şimdi desin? Bilmiyorum ya. Sen böyle kendini üzüyorsun ya. Barış'ın hiçbir şeyden haberi yok. Çocuk belki zaten kabul etmeyecek, yurt dışına duyacak. Yok ben gitmiyorum diyecek. Nereden biliyorsun? Belki hiç beklemediğin bir şey olacak. Nereden biliyorsun? Ne gibi mesela? Bunun gibi mesela. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Hayır. Hayat sürprizlerle dolu Dicle. Baksana hiç beklemediğin bir anda nasıl güldürüyor yüzünü. Çok güzeller. Bak bunları al. Bir kavanoza koy. Yine parıldamaya devam ederler. Ama çok sürmez parıltısı. Hiç ellemesen, dokunmasan yanıp söner, etrafı aydınlatmaya devam eder. Kendini kavanoza koyma Dicle. Barış'ı da koyma. Siz o zaman parlayıp birbirinizi aydınlatacaksınız. İnan buna. Dicle. Benim. Meral. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Yalnız mısın? Yok mu Dicle? Dicle Barış'la konuşmaya gitti. Zor yıllarla ilgili bir gelişme olmuş. Biliyorum, biliyorum. İşte onu konuşacak, işini bitirecek, gelecek. Siz dinlenmek yerine bilgisayarın başına gömülmüşsünüz. İyiyim, iyiyim. Yemek yediniz mi? Karnınız aç mı? İlacınızı içtiniz mi? Böyle üst üste soruyorum ama Dicle tembihledi. O gelene kadar aç durmayacakmışsınız. Sağ ol, yedim bir şeyler ben. Bu sinema filmini yurt dışında çekeceklermiş. Ondan da haberiniz vardır herhalde sizin.
Hangi film? İşte Barış'ın oynayacağı film Zor Yıllar. O nereden çıkmış? Vallahi en başından beri öyle bir fikirleri varmış, öyle duydum ben. Öyle mi? Sen bir anlatsana tam ne duydun? Ya Dicle gelince anlatsın isterseniz. Canım o da anlatır gelince. Sen anlat hadi neler duydun? Yapımcı Dicle'yi aramış. Barış'la çalışmak istediklerini söylemişler. Yavaş dur. Ben geliyorum bir saniye. Gel. Otur bakalım şöyle. Tamam. Şimdi gözlerini kapatıyorsun, tamam mı? Neden? Ya sen kapat gözlerini. Tamam. Ben sana çocukluğumdan çok bahsettim. Neler yaşadım, neler gördüm, neler duydum. Evet. Şimdi de sana çocukluğumla ilgili çok özel bir şey izleteceğim. Hazır mısın? Hazırım. Yani neye hazır olmam gerekiyor bilmiyorum ama hazırım. Evet. Evet. Şimdi açabilirsin. Ve bu yıl erkek oyuncu ödülünü kazanan Barış Havas. Teşekkür ederim. Böyle ödül almam sağlayan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Oğlum yavaş, komşular kapıya dayanacak şimdi. Bir şey olmaz anne, bir bozma ya. Barış devam edecek yoruma. Ama en çok ağabeyim ve annemi teşekkür ediyorum. Onlar bana büyük destekte bulundular. Bunu özellikle görmeni istedim. Ben bugün bu işi aldıysam bu senin sayende oldu. Zorladın, ısrar ettin, peşimi bırakmadın. O yüzden sana ne kadar teşekkür etsem az. Başta söylememişler yurt dışı mevzusunu. Dicle de sonradan öğrenmiş. Öğrenci de şok oldu. Yani ne olursa olsun Dicle'nin Barış'ı desteklemesi lazım. Yani Barış bu yüzden filmden vazgeçerse hayatının hatasını yapar. Bir daha da böyle bir şansı yakalayamaz. Dicle de zaten o fikirde. Onu konuşmaya gitti Barış'la. Ben de elimden geldiğince söyledim destek olması gerektiğini. İnşallah işe yarar. Bakalım. Filmle ilgili bir son dakika gelişmesi oldu. Ne oldu ki? Kesin... Hayır, gerilme. Öyle bir şey değil. Başta bir yurt dışında çekme planları varmış. Yani filmi Belgrad'da çekmek gibi. Öyle mi? Evet. Yani sponsor bulamıyorlar, sonra filmi burada çekmeye karar veriyorlar. Belki de bize o yüzden hiç bahsetmediler bunu, bilmiyorum. Ve şimdi sponsoru bulmuşlar. Filmi Belgrad'da çekecekler. Ama nerede çekileceğinin hiçbir önemi yok. Gerçekten burada veya başka bir yerde önemi yok. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum yani biraz ani oldu. Benim biraz bunu düşünmem lazım. Hayır, düşünecek bir şey yok. Bak eline çok güzel bir fırsat geçti. Bu fırsatı kaçırmana izin veremem ben. Haklısın yani. Ha burada çekilmiş. Ha yurt dışında. Aynı şey. Değil mi? Evet. Çok sevindim. Güzel. Sen bir düştün. Ya düşmedim. Evet düştün. Yani kabul etmen için biraz daha ısrar ederim diye düşünüyordum. Öyle bir anda evet deyince başka bir şey yok. Gerçekten yok. Sevgilim sen bu iş için çok uğraştın. Çok çabaladın. Savaştın benim için. Şimdi de savaşma sırası bende. Evet. Sıra sende. Evet sıra sende. Evet. Ne olabilir? Bulut. Nasıl? Bulut. 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 Öyle deme Bulut.
Nasıl çağıracağım? Bulut. Yani olabilir. Tamam yazma. Soru işaretine. Soru işaretine yazıyorum. Tamam. Yazdım gitti. Bulut. Tamam. Tamam Bulut'u sevmedi. Sende ne var? Sevmedim demedim. Arya. Arya. Gerçekten çok yaratıcı. Arya Stark. Şahane. Bak onu düşünerek söylemedim ama gayet iyi bir rol model. Tabii neden canım. Olmasın Arya Stark yani. Evet. Yani. Evet Arya. Evet Arya şahane. Tabii ki yazıyorum. Kız olursa ki kız bence. Evet. Sonat? Sonat. Sonat. Yani klasik müzik sevgine çocuğa böyle tamam, ismiyle açılıyorsun yani. Geri al. Yani emin Sonat. Değilim. Sonat. Ay klasik tamam üstüme gelme. Üstüme gelme. Sonat. Sonat. Evet Sonat. Ya yani, soru işaretini yazacağım yine de. Peki yaz soru işaretini. Evet Sonat. Tamam. Başka? Başka. Farkındaysan hep ben söylüyorum. Doğa. Hiç bilemedim. Sevmedim. Doğa çok iyi unisex ismi. Sevmedim. Peki tamam. Yazmıyorum. Peki erkek olursa? Aa kıraç. Şaka kız bir de çirkin. Kıraç ediyor. Çok fenasın al şunu. Alo? Rahatsız etmedim değil mi? Ay yok hayırdır sen aramazdın bu saatlerde. Bu Barış'ın işi yurt dışında çekiliyormuş. Haberin var mıydı bundan? Hayır ilk defa duyuyorum. Daha önce geçtim böyle bir konu. Yok. Tahmin etmiştim. Yarın bir konuşalım Feris. Ne olduğunu tam olarak anlamadım ama hiç tahmin etmediğimiz bir yere doğru gidebilir bu iş. Aramızda kalsın. Tamam. Aramızda kalsın derken gerçekten aramızda kalsın. Şeyden bir şeyler çevirdiğini düşünüyorum. Yarın bir konuşalım. Tamam konuşuruz. Hadi iyi geceler. Ne oldu? Ne diyor? Bir oyuncusu için yardım istiyor. Tamam. Evet erkek isimlerine kalmıştık. Evet erkek isimlerinde. Diyorduk. Mavi. Mavi. Güzel isim. Yaz Mavi yaz. Yazıyorum. Harika. Ne kadar güzel bir isim Mavi. Mavi. Al bakalım. Köpüklüsü oğluma. Anne hayırdır? Ne oldu? Senin bir yüzün gülüyor. Öyle mi? Hı. Hiç farkında değilim. Ya bırak şimdi farkında değilmiş. Ne oldu? Benim bilmediğim bir şeyim var. Siz Barış'la arayı falan mı düzelttiniz yoksa? Öyle de denebilir. Hani şu film vardı ya görüşmeye gitti. Hı. Evet. Seçilmiş. Vallahi mı? Heh. Bak görüyor musun ama hiç bana haber vermiyor ya. İnsan bir abisini arar bir söyler bir seçilir. Arama sakın. Niye be? Arama işte canım. Ya olur mu anne öyle şey bir arayayım sevinmiştir çocuk. Şimdi arama dedim Aydın. Daha öğrenmediyse. Ne demek öğrenmediyse anne ya? Barış öğrenmediyse sen nereden biliyorsun peki? Ha? Ocağa bakayım derim. Anne, bir otur. Sen nereden biliyorsun? Bir anlat bakayım bana. Ne oldu? Bazen böyle bitti dediğimiz anlar var ya. Vazgeçersin. Artık benden olmaz dersin. Yo, ben hiç öyle bir şey demiyorum. Ben de onu diyorum işte. Sen hiç böyle şeyler demiyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Hayata 1-0 yeni başladığım için olabilir. Hep o açıyı kapatmaya çalışıyorsun. Belki de ben o yüzden hiç haksızlığa gelemiyorum. Bir de hiçbir şeyden korkmuyorum. Hiç mi? Yani sevdiklerimi kaybetmekten daha büyük korkum yok. Zorluyorum, deniyorum ama vazgeçmiyorum. Yani doğru bildiğim ne varsa onun peşinden sonuna kadar gidiyorum. Kimsenin beni durdurmasına izin vermiyorum. Tabii elimden geldiğince. Annem var mesela. Ama o ayrı. Neyse ayrı. Annenin bana söylediği hiçbir şey hoş değildi. Gerçekten değildi. Ama ben kızmıyorum annene. Anlıyorum onu. Çünkü çocuğunun hayatı, kariyeri, mutluluğu söz konusu. Şöyle bir bıraksa beni. Bir salsa. Ama o senin anne. İnsan çocuğu için hep daha fazlasını, daha iyisini ister. Onun mutluluğunu isterken böyle hatalar yapması bence çok normal. Yani o senin kötülüğünü istediği için değil, senin iyiliğini düşündüğü için yapıyor böyle. O yüzden ben annene kızamıyorum. Bence sen de kızma. Hem sen bana ne dedin? Babanı olduğu gibi kabul et dedin. Dedim ama. Anası manası yok bunun. Bak elinde gerçekten çok güzel bir fırsat var. Gerçekten sevdiğin, istediğin bir film var önünde.
O yüzden geçmiş hesaplarını bırakıp gerçekten ileriye bakman gerekiyor. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kadının umurunda bile değil zaten. Oğlum kötü diyorum, ilgilenin diyorum. E ben zaten ilgileniyorum diyor. Olacak iş değil. Anne ben sana ne dedim? Hı? Ne dedim? Ben sana yapma dedim. Feris Hanım'la bir daha konuşma dedim. Demedin mi? Ay bir dur dinle. Baktım olmuyor zaten. Ben de uzatmadım çıktım. Dinlemeyecek çünkü belli. Tam ajansın kapısından çıkıyorum. Biri beni durdurmasın mı? Ceyda diye bir kadın. Ben dedi ajansın dedi yeni ortağıyım dedi. Anne ya Allah aşkına ya gidip Ceyda Hanım'la da mı konuştun sen? Ama beni dinledi. Söyledikleriniz çok doğru dedi. Gidişat vahim dedi. Merak etmeyin ben Barış için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Allah Allah. Ne yapacakmış? Beşte film için konuşacakmış daha ne yapsın? Oh anne. Bak eski eve gitmişsin. Dicle'ye sıkıntı çıkmış. Ben hepsini biliyorum. Eğer Dicle hakkında konuştuysan söyle bana. Hayır canım ne münasebet. Sonra zaten kadın beni aradı. Film olmuş dedi. Olan biten bu başka bir şey yok. Aman sakın Barış duymasın ama sakın. Ben artık bu evde daha fazla kavga gürültü istemiyorum oğlum ne olur. Zaten git şu kardeşinle de konuş. Kalmasın o evde artık gelsin buraya hadi. Tamam denerim ama yani söz vermiyorum. Gelir mi bilmiyorum anneciğim. Hadi sen onu ikna edersin. Annem bir daha Dicle lafını açmayacakmış dersin. Vallahi mi? Açmayacağım Aydın. Yok. Daha fazla üzülmesin artık bu Barış da. Yeter bu kadar ya. Biz kendi hayatımıza bakalım oğlum. Barış da kendi hayatına baksın. İyi o zaman. Yani sen öyle diyorsan tamam. Ben bir yarın gidip konuşurum Barış'la. Konuş. Konuş ama buraya da gelsin o evde kalmasın. Konuşmuştuk. Sen hani dinlenecektin, yormayacaksın kendini. Yormuyorum, yormuyorum. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Anlat bakalım, ne diyor Barış filmle ilgili? Sorun yok. Gidecek Belgrad'a. İkna etmek zorunda kalacağımı düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Sen bir şey mi takıldın? Ani değişiklikler, bir anda ortaya çıkan yurt dışı fikri falan. Ama bu daha önceden planlanmış. Yani sponsor bulamayınca burada çekmeye karar vermişler. Ne sanmıyorum. Feris'in bile haberi yok. İyi de bir anda biz bunu yurt dışında çekeceğiz demediler ya. Orası hiç belli olmaz. Nasıl ya? Ceyda bana geldi. Hı. Birlikte çalışalım mı dedim. El ele verip Serkan'ı gönderelim dedim. Gerçekten mi? Evet. Ya ama yalan tabii yani. Beni kendi tarafına çekmek için 50 tane de numara çevirdi. Yalan değil bir ara kafam kayar gibi de oldu. Yani senin yanına geldi birlikte hareket edeceğiz dedi ama asıl amacı bu değil diyorsun. Evet aynen öyle. Tamam dedim ben de. Ha tamam dedin. Evet kabul ettim. O yüzden bir süre Ceyda ile işbirliği yapıyormuş gibi görüneceğim. Kafalarında ne var tek tek bulup çıkaracağım. Ondan sonra bakalım kim gidiyor kim kalıyor. Göreceğiz. Anladım. Resmen bu ani mekan değişikliğine hiç inanmadım. Yani durup dururken filmi yurt dışına taşımak hiç normal değil. Ya zaten böyle bir şey yoktu ki. Yani filmin konusu belli, her şeyi belli. Yani ben bu gurbetçi temasını hiç anlayamadım nereden çıktığını. Ceyda'dan çıktı. Ama neden diye sorma ben de bilmiyorum. Yani söylediklerine göre filmi baştan beri Belgrad'da çekmek istiyorlarmış. Yalan. Öyle bir şey olsa benim haberim olurdu. Yok öyle bir şey. Yani işte maddi imkansızlıklar yüzünden Türkiye'de çekmeye karar vermişler. Ah. Bu isteklerini de Ceyda Hanım hemen sağlayıvermiş, sponsor buluvermiş öyle mi? Hayatta inanmam. Ben de inanmadım zaten. Bu işi peşini de bırakmayacağım. Ama bana biraz zaman tanı. Olur mu? Yani şimdi sen araya girersen Ceyda'nın kafasında ne var tam olarak anlamamış olacağız. Bu arada ben de arayı iyi tutmaya çalışıyorum. Bana bırak. Peki benden ne istiyorsun? Gitme Ceyda'nın üzerine.
Hayırlı olsun. Belgrad'da çekiyormuşsun. Filmi falan da geç. Zaten kafamı kurcalayan başka şeyler de var. Hepsini birden çözeceğim. Ama biraz zaman. Feris. Sana güvenebilir miyim? Serkan'la yaşadıklarının işimize engel olmasına izin vermez. Değil mi? Kırık kalp sendromu senin işini yapmanı engelledi mi? Anlaştık o zaman. Anlaştık. Umarım sana olan güvenime boşa çıkarmazsın. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Ne iş böyle baş başa sabahın köründe? Hayırdır? Birilerinin kuyusunu mu kazıyorsunuz yoksa? İş konuşuyoruz Ece'm. Ha, konuşun konuşun tabii ya. İş konuşmayacaksınız da ne yapacaksınız zaten Kıraç'cığım, değil mi? Ha? Feris'ciğim, elime bazı fotoğraflar ulaştı. Barış'ı tamirhanede çekmişler. Haberin vardır herhalde. Aa, var var. Zor yıllar için role hazırlanıyor. Ha, duydum duydum. Hayırlı olsun. Zaten benim de aklıma başka bir şey gelmemişti. Gerçekten mi? Evet. Yani dedim başrollerden tamirci çıraklığına geçecek hali yok herhalde bu çocuğun. Herhalde. Bir arada konuşmak istiyorum Barış'la. Filmle alakalı. Hmm. Tamam. Hadi konuşun siz. İş konuşun yalnız. Bay bay. Canım ya. Çok sevindim bu kızla. Sabah sabah yine ne isteyeceksin acaba? Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın Emrah. Bugünkü programa bir geç bakalım bana. Tabii Ceyda Hanım, ben hemen geçeyim size. Bu Çınar Bey'in senaristi Aylin Hanım var, platform dizisinin yazarı. O gelecek Kıraç Bey'in yönetmeni Ceyhun Bey'le görüşmek için. Bir de Feris Hanım'ın oyuncusu Ayça Hanım var biliyorsunuz. O da projeyle ilgili görüşecek. Bu kadar bildiklerim. Yüzüme kapattı. Hanımefendi, no, kart je lazım. Je comprends pas, monsieur, moi. Je comprends pas. Kart alacaksın. Non, mais j'ai oublié mon sac à l'hôtel. Mais je comprends pas, moi. Non, mais je comprends pas. Bonjour, mademoiselle, quel est le problème? Mais vous parlez français, mais c'est magnifique. Je viens d'arriver à Istanbul aujourd'hui. İstanbul'a bugün gelmiş hanımefendi. Voilà, et j'ai pas d'argent parce que j'ai laissé mon sac à l'hôtel. Otelde çantasını unuttuğu için parası yokmuş. O yüzden geçmek istiyor. Siz de yardımcı olursanız. Arkadaşım, her gün kaç kişi kaçak geçmeye çalışıyor buradan. Çantasını unuttuysa gitsin alsın. Bütün gün parasız mı gezecek İstanbul'u? Allah Allah. Beyefendi, bizim Türk misafirperverliğimize ne olacak acaba? Yani şimdi ben Fransız'a ne diyeceğim? Geçemezsin mi diyeceğim? Olmaz öyle şey. Elinde kartın var. Bas o zaman geçsin senin kartınla. Misafirperverlik buysa buyurun. Tamam beyefendi, ben hallediyorum. Avec moi, mademoiselle. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Evet, matmazel. Matmazel. Aşkım çok sağ ol ya. O kadar makbule geçti ki anlatamam. Bye. Türkmüş. Tamamdır, siz hatta kalın, ben aktarıyorum hemen. Size de. Ay. Aa, hoş geldiniz Ceyhun Bey, nasılsınız? Çok özür dilerim. Ego Ajans. Maalesef kendisi şu an burada değil ama ben aradığınızı iletirim. Size de iyi günler. Affedersiniz. Bu arada biz daha önce tanışmıştık bir seçmede. Hatırlar mısınız bilmem. Bırak bu işi sevgilim sen. Efendim? Duyma kaybı, kronik baş ağrısı, boyun fıtığı falan, bunların hepsi masa başı çalışmaktan. Oyunculukta da pek başarılı değildin sen ama en azından sağlığını kaybetmezsin. Kıraçlı Çınar nerede? Toplantı odası. Tamam, tamam. Görürüm, otursa. Yani Kıraç, bence başka oyuncuları da düşünebiliriz. Aa, bak bu arada çocuk oyuncu için benim aklıma Eren Kocatürk geldi. Bayağı yetenekli o çocuk. Orada dur, o rol atlasın. Niye? Senin oyuncun olduğu için mi? Öyle canım, ne alakası var? Background'u daha uygun. Ailesi, geldiği yer. Yabancısı değil yani karakteri. Vallahi kusura bakma Kıraç ama bana Eren mi Atlas mı diye soracak olsalar tartışmasız ben Eren derim. Çünkü daha Atlas o kadar olmadı. Hmm. Evet. Hmm. Düşün. Selam. Selam. Ceyhun. Ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Senden haber? İyidir benden de. Hoş geldin Ceyhun. Eyvallah. Biz sen gelmeden başladık konuşmaya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim de çok fazla vaktim yok zaten. Hemen konuya girelim. Okey, hemen başlıyorum o zaman. Bildiğin gibi Aylin'in işi dijitale satıldı. Aha.
Aylin biliyorsun benim senaristim. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Kurduğu dünyaya, karakteri, senaryoya bayılmışlar. Yalnız 2 ihtimal var diyorlar. Ya harika bir iş olacak, herkes izleyecek. Ya da yediğimiz küfürle kalacağız, berbat bir iş olacak. Yani ortası yokmuş. Öyle diyorlar. Ya vallahi haksız da değiller. Ben okudum senaryoyu, çok sevdim ama zor iş ya. Kim çekecek belli mi? Seninle çalışmayı düşünüyorlar Ceyhun. Yoksa niye çağıralım seni konuşmaya? Bilmem canım, belki başka bir iş içindir. Garantin için konuşuyoruz. Senaryoyu okudum, sevdim dedin. Sıcak baktığını düşündük biz de. Evet evet, sıcak bakıyorum ama bir şartım var. Bak geçen sefer gibi 2 karavan diye tutturacaksan çok zor. Şu an sektörün en büyük krizi karavan krizi. Gayriçi Antalya'da iş çekiyor. 50 karavanı bağlamışlar. Ne bulursak artık. Yok yok, bu seferki karavan değil. Oyuncu. Türkan rolü için. Ha. Kim var senin aklında? Ayça Varlar. Feris'in oyuncusu değil mi? Evet, tamam süper. Ayça şu anda boşta. Zaten senaryoda gitti, bütün bölümleri okumuş o. Yapımcıyla da arası iyi. Birlikte çalıştılar daha önce, biliyorum ben. Harika, harika o zaman. Ayça okeylensin, benim için okey. Ben sete gidiyorum. Görüşürüz. Bu kadar yani. Bu kadar, bu kadar. Hadi bay bay. Yani gerçekten bak, bu Ceyhun iyi insan, hoş insan. Yönetmenlerine de hiçbir şey demiyorum ama şu tavırları beni sinir ediyor Kıraç. Başver, işine bakalım. Biz işini iyi yapıyor. Ayşe'yle konuşuldu mu hakikaten? Ne, hakikaten bugün Feris konuşacaktı. İyi bak. Kıraç, bak şu çocuk oyuncu için Eren diyoruz. Unutma, tamam mı Eren? Atlas diyoruz. Ne zaman dedik? Ben hiç öyle bir şey duymadım. Nasıl duymadın? Ne bileyim, ben sabah duş yaptım. Kulağım herhalde bir su kaçtı. Ondan hiçbir şey duymuyorum ben. Bunu nasıl duydun? İşte bir duyuyorum, bir duymuyorum Kıraç. Yani su kaçtı. Yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun. Filideciğim, bu Selda'ya gidecek. Selda Alkır'ı, tamam mı canım? Tabii Feride Hanım. Senin canın mı sıkkın? Ben bazı insanların davranışlarına katlanamıyorum artık Feride Hanım. Kimlerden söz ediyoruz burada? Zorbalar, mobbingçiler, böyle kendini beğenmiş yönetmenler, hepsi. Ceyhun mu geldi? Of, evet. O adamla asla ama asla çalışmam, biliyor musun? İstediğin kadar iyi yönetmen ol. İyi insan olmadıktan sonra ne fayda? Kıraç gene iyi dayanıyor ha. Böyleleri yüzünden insanların kariyerleri başlamadan bitiyor ama Feride Hanım. Sektöre böyle tutunmaya çalışan genç oyuncuları öyle bir çektiriyorlar ki. Özellikle kadın oyuncuları. Ama kimsenin de umurunda değil. İyiler ya, yetenekliler ya. Gerisi önemli değil tabii. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir gün gelecek, onların devri de bitecek. Feride Hanım söylediydi dersin. Sakın unutma. Umarım dediğiniz gibi olur Feride Hanım. Akkıyorum. Ya iyi ki varsınız ya. Ha şöyle yüzün gülsün senin. Feris Hanım, şimdi biraz önce Ayça Hanım aradı. Şu an yoldaymış, buraya geliyor. Hı-hı. Bir de Barış'ın sözleşmesi için yapımcıdan haber bekliyoruz. Bu kadar çabuk mu? Evet, bir an önce imzalamak istiyorlar ki bence böyle daha iyi. Peki başka bilmem gereken bir şey var mı? Şimdilik bir şey yok. Ha, bir şey var. Bir tane film var. Onun seçmeleri devam ediyor. Yeni oyuncu adaylarına bakıyorum. Eğer uygun bulursam hemen birini yönlendireceğim. Tamam. Barış'ın Belgrad'daki konaklaması için öneri dosyası göndereceklerdi. O gelince haberim olsun Dişle, tamam mı? Tabii, merak etmeyin. Ben takip ediyorum. Haber vereceğim size. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Gel bakalım, gel bir tanem, gel bir tanem. Of, göre göre eridin diyorum, laf anlatamıyorum. Yapma anneciğim, yok bir şey ya. Nasıl? Bak, bak şuna bak, kaşık kadar kalmadı mı şu suratı? Ya anne, çocuk muyum ya ben? Çocuksun tabii. Kaç yaşına gelirseniz gelin, ikiniz de benim çocuğumsunuz. Hadi gel, kahvaltı hazır. Tamam, ben elimi yüzümü yıkayayım, geliyorum. Menajerle konuştuğumu söylemedin değil mi? Söylemedim anneciğim, söyler miyim hiç? Sen de sakın ağzından bir şey kaçırma. Yok, hayır hayır. Ben ajansa geçiyorum. Akşam konuşuruz, tamam? Burak, açtım ben. Sevgilim, günaydın. Günaydın. Şimdi Feris Hanım'la konuştum da sözleşmeyi hazırlayacaklar bugün ve hemen imzaları atacağız. Saati belli mi peki? Hayır, daha haber vermediler. Ben seni bugün aldırayım mı, ister misin? Yok, gerek yok. Ben kendim gelirim. Hazırlanıyorum şimdi, sonra senden haber beklerim. Eve geldim ben zaten. Öyle mi? Şey, daha önce söylemedin bana da çok sevindim. Annenle aranız düzeldi yani. İşte, idare ediyoruz diyelim.
Ama konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Unutmadım sevgilim. Zaten o yüzden geri geldim. Artık bir sorun çıksın istemiyorum gerçekten. Ne annemle ilgili, ne işle ilgili, ne de başka bir şeyle ilgili. Evet, ben de istemiyorum. Artık olumlu şeylere odaklanıyoruz, sözleşmemizi imzalıyoruz ve yepyeni filmde yelken açıyoruz. Bu. Dicle. Geliyorum Ceyda Hanım. Canım ben seni arayacağım sonra, tamam? Tamam sevgilim, görüşürüz. Öpüyorum. Hadi bay bay. Filiz. Ay, annelik sana çok yakışacak. Hayatım tamam şimdi, hadi işimiz hakkında konuşalım. Ya konuşmayalım. Ay hep iş hakkında konuşuyoruz. Hadi başka şeylerden bahsedelim. Anlat. Tamam, önce iş hakkında konuşalım, sonra başka şeylerden konuşuruz. Şimdi söyle bana, ailenin projesiyle ilgili sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben beğendim. Çok güzel. Ya zaten biliyorsun ailem beni düşünerek yazdı karakteri. Ya bir kere aks çok kuvvetli. Yani karakterin geçmiş travmalarını çok iyi yansıtmış. Ay bir de neye bayıldım biliyor musun? Ne? Hikayeyi 3 farklı zamanda yazmış. Bütün hikaye iç içe geçiyor. Yani zaman geçişleri böyle akıp gidiyor. Hiç insanı yormuyor. Ben bu övgülerin üstüne daha ne söyleyebilirim ben bilmiyorum ki. Kim çekecek, kimi düşünüyorlar? Ben de tam oraya geliyordum. Kıraç'ın yönetmenlerinden biriyle çalışmak istiyorlar. O da senin adını vermiş bu arada. Senin bu role çok uygun olduğunu düşünüyor. Kim ya? Hasan mı yoksa? Ceyhun. Ceyhun Akperde. Siz daha önce hiç birlikte çalışmadınız değil mi? Evet, çalışmadık. Olmaz. Neden? Çünkü ben Ceyhun'la çalışmak istemiyorum. Hayatım şimdi yani Ceyhun'un daha önceki işlerine bakarak değerlendirme bu durumu lütfen. Yani biliyorsun televizyonun paradigmaları çok farklı. Yani çok iyi bir iş tutmayabiliyor. Yani seyircide karşılığını bulamayabiliyor. Yani bunlar çok karşılaştığımız şeyler biliyorsun. Ama yani Ceyhun'un ne kadar iyi bir yönetmen olduğu gerçeğini de değiştirmez bunlar. Ya ben yönetmenliğinden bahsetmiyorum. İyidir kötüdür o ayrı. Ama ben Ceyhun'la aynı projede yer almak istemiyorum, o kadar. İyi de neden? Yani siz daha önceden birlikte çalışmadınız bildiğim kadarıyla, tanışmadınız. Yani aranızda bir problem mi var? Ferisciğim ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ha tamam, sen Ceyhun'u çok seviyorsan başka oyuncuyla anlaşırsın. Onu sokarsın işine. Tamam, okey. Ama sen bunun nedenini sormak istiyorsan git Ceyhun'a sor. O anlatsın sana. Bakalım ne diyecek. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum, bay bay. Ayça'cığım bir dur. Hayır tatlım, maalesef olmaz. Bu hafta sonu gelemem. İşim var. Hadi ben de öptüm seni. Görüşürüz. Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın tatlım. Kıraç geldi mi? Geldi. Serkan Bey de odasında. Sordun mu? Ben bilmek istersiniz diye. Ayça. Ne haber tatlım? Ceyda'cığım. Ya pek iyi değilim ya. Hayırdır ne oldu? Ya bir iş var da biraz canım sıkıldı. Ay neyse boş ver, önemli bir şey yok. Ya hayırlı olsun, tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Müsaitsen gel beraber bir sabah kahvesi içelim. Merak ettim hem, anlat neler olduğunu. Yok ya, ben şimdi seni sabah sabah darlamayayım, boş ver. Olur mu canım, ne olacak, gel hadi. Varsa bir sorun çözeriz ayrıca. Peki. Ya hayırlı olsun tekrar. Ne zaman geçtin, haberim yok. Yeni, çok yeni. Sorun proje değil yani, yönetmen. Aynen öyle. Ama bir yandan da içinden çıkılmayacak bir durum işte. Neden? Ya Ceyda iş çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya sana bahsetmiş miydim bilmiyorum. Biz zaten Aylin'le uzun zamandır tanışıyoruz. Evet bahsetmiştin. Hep söylersin çok yetenekli, çok severim diye. Hah işte. Zaten beni düşünerek yazdı Aylin başrolü. Bu iş bulmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ama Feriz Ceyhun çekecek deyince işte ben orada koptum. Durdum. Bittim. Niye Feris ısrar mı ediyor? Ay yok canım, Feris beni çok sever. Ben de onu severim. Fikirlerime saygı duyar, hep beni düşünür. Ve bir işte oynamak istemiyorsam asla beni zorlamaz. Evet, ajansın en iyi menajerlerinden biridir. Gayet başarılı. Ya ben sana bahsetmiştim biliyorsun. Ceyhun'la aramızdaki tatsızlıkları, yaşananları, travmaları. Neyse işte ben bu konuları Feris'le konuşmak istemiyorum. Tekrar tekrar, çünkü sinirlerim tepeme çıkıyor. Bak Ceyda, ben bu işte olmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum, gerçekten. Ama Ceyhun benden özür dilemeden ben evet diyemeyeceğim. Tamam. O zaman özür dileyecek tatlım. O özür dilenecek. Ha, baktık olmadı. O zaman başka bir formül düşüneceğiz artık.
Ben de kıza yardımcı olmaya çalışıyorum saf saf. Görevliyle falan atışıyorum orada. Bastım kartı sonra geçtik turnikeden. Bu çantasını ne unutmuş otelde? Ya ben de dönebilsin diye böyle bir 20-30 lira hazırladım. Arkasından seslendim. Meğersem yabancı değilmiş. Türkmüş. Şaka yapıyorsun. Yok, hiç de şaka yapmayayım. Senin benim gibi Türkçe konuştu benimle. Bir de öpücük attı arkamdan, merdivenlerden çıkardı. Komik olan ne acaba? Ne komik burada? Ay sen niye bu kadar sinirlendin? Ben onu anlamadım. Para falan da vermemişsin. Alt üstü bir kart basmışsın canım. Ben ona mı sinirleniyorum Gül'ün acaba? Ha? Nasıl bu numarayı yedim, ona sinirleniyorum ben. 3 kuruş para için. Günaydın. Günaydın. Keyifler yerinde. Ne güzel. Biliyor musunuz? Ben çok az yanlış karar veririm. Vallahi bak, yılda bir ya da 2 kere. O da ikincisi yani başka bir yüzünden olur genellikle. Ama size üstünüze başınıza çekidüzen verin deyince gerçekten yanlış bir karar vermişim. O günden beri cenazeye gelir gibi geliyorsunuz ajansa. Niye böyle yapıyorsunuz? Emrah'cığım lütfen şu tek düze gömleklerden kurtul, rica edeceğim. Ceyda Hanım, siz perşembe pazarı deyince bize. Evet, çarşamba. Pazar, çarşamba pazarı, perşembe değil. Dicle'nin hafıza kalbi size de mi bulaştı? Ben artık şu kapıdan girer girmez atacağım havaya B12'leri. Kapar kapar içersiniz artık. Lütfen rica ederim Gülinciğim. Sen de renk. Yani artık ne seviyorsun? Kurdele mi seviyorsun? Tak kurdele tak kafana. Hiç fark etmez. Dicle'cim gelir misin? Kurdele mi tak dedi? Da renkli gömlek giy diyor. Ben o zaman şey yapayım. Buraya bir sürü kombin getireyim, onun ruh haline göre giyer çıkar gezerim artık. Gel Dicle'cim. Merak ettim. Barış'la konuşabildin mi? Bir sorun yoktur umarım. Yok, bir sorun çıkmadı. Evet, konuştum. İyi, o zaman duygularını bir kenara bırakıp onu ikna edebildin demektir. Ben ne düşünüyorsam onu söyledim. İkna etmemi gerektirecek bir durumda olmadı. Zaten bu filmin ne kadar önemli olduğunu da farkında kendisi. Güzel. Güzel. O zaman işlerine konsantre olabilirsin. Ben gelişmelerden seni de Feris'i de haberdar edeceğim. Peki Ceydan. Hadi bakalım. Dicle. Efendim. Ben sana bir şey aldım. Bana. B12. Dene bakalım. İşe yarayacak mı göreceğiz. İşe yaramazsa haber verirsin diyeceğim ama... onu da hatırlamayacaksın tabii. Neyse sen başla, ben anlarım işe yarayıp yaramadığını zamanla. Tamam. %50 çıkmışlar. Sen al. Ne yaptın Ayşe? Sorun yok değil mi? Var. Hem de çok büyük bir sorunumuz var. Yani bir günümüz de sorunsuz geçsin Feris. Bir günümüz sorunsuz geçsin. Biri gelsin desin ki Çınar'cığım bugün hiçbir sorunumuz yok desin. Hava günlük güneşlik, oyuncularımız gayet mutlu. Dünyada küresel ısınma diye bir şey kalmamış. Açta açıkta insan da yok. Kadın cinayetleri de bitti gitti. Hatta mutfaktaki musluk bile su damlatmıyor desin Feris. Çınar'cığım musluktan umutluyum. Sorun ne? Sorun Ceyhun'un adını duyar duymaz ben yokum deyip çekip gitti. E sen niye diye sormadın mı? Sormadım Çınar. Bana ne deyip arkama yaslandım. Ya sordum tabii ki. Ceyhun'a sor, o anlatsın deyip işin içinden çıktı. Ceyhun tarafında sorun olduğunu sanmıyorum. Bilemeyeceğim. Kıraç sen bir arasana, sorun neymiş bir öğrenelim. Yok yok, telefonda olmaz. Bugün dizinin finalini çekiyor. Sete gitsem daha yüz yüze konuşmak lazım. Telefonda sallaması şimdi. İyi tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, bana da haber verirsin Kıraç. Tamam. Sen bana laf çekinemedin içeride. Feris. Ne? Ayça başka bir şey söyledi mi? Yok ya, söylemedi. Ama umarım eski sevgili falan çıkmazlar çünkü bıktım artık. Yok canım, artık daha neler. Sanmam ben. Olmaz öyle. Tugay'la Leman'ı hatırlatırım sana. Doğru vallahi ya. Şöyle bir şey de vardı. Hakikaten ne oldu o iş? Vallahi en son gördüğümde ikisi de otelin bahçesinde el ele koşuyorlardı. İkisi de sevgilisinden ayrılmış. Çekimin biciminde de Roma'ya gidiyorlarmış tatile. Feris'ciğim sende durumlar ne peki? İyi. Ne iyi? Öyle iyi deyip geçiştiremezsin beni Feris. Geçiştiririm, geçiştiririm. İşim var. Olsun işin, bırak işini, anlatma. Kıraç'ın röportajı vardı, ne oldu iş? Genç oyunculara tavsiyeler diye başlık attırıyorum. Kıraç'ın da haberi var.
Şimdilik sıkıntısız gidiyor. Zor yıllar da istediğim gibi. Orada da sorun yok. Ne yaptın, ne ettin, bir sponsor buldun. Ya gerçekten senden korkulur şeydi. Serkan'cığım, madem böyle bir düşünceleri varmış, madem maddi imkansızlıklar yüzünden vazgeçmişler, dedim ben de şanımız yürüsün. İyi demişsin. Ama yine de çok fazla yüklenmesin. Kıraç tahmin ettiğinden çok daha zeki bir adam çünkü. Yani bu işin içinde bir terslik olduğunu ve benim her şeyden haberdar olduğumu anlayabilir. Anlamaz. Anlamaz. Sen bana bırak. O bütün gün boyunca Ceyhun ve Ayşe ile uğraşacak. Beni düşünecek vakti bile olmaz. Bir dakika anlamadım. Karanfil'de problem mi var? Kim bilir? Var tabii, olmaz mı? Kıraç'ın çözemeyeceği bir sorun var. Ama merak etme. Olay patladığında hem Kıraç'ı hem diğerlerini etkileyecek. Kızıyordum menajerine eskisi gibi seninle ilgilenmiyor diye. Meğer kadın işini yapıyormuş. Filme seçilmem Dicle'nin başarısı anneciğim. Öyle mi? Evet. Bana senaryoyu getiren, okumam için ısrar eden, peşimi bırakmayan Dicle. Peşini bırakmadığı doğru. Efendim? Aferin. Demek ısrarcı olunca işler yürüyor. Senin işin olsun da oğlum. Anne, biz bunları evde de konuştuk ama... Haklısın. Söylememem gereken şeyler söyledim kıza. Kalbini kırdım. Hata ettim. Kabul ediyorum. Bir daha olmayacak. Senin hayatın yoluna girsin de gerisi hiç mühim değil. Sevgili kardeşim İsmenem, canım benim. Oidipus'un mirasından gelen tek bir melanet kaldı mı şu hayatta? Kim bu Antigone? Merve Can diye bir kız bu. Ben çok beğendim, biliyor musun Emrah? Haberleştik, hem belki birlikte çalışacağız ama bugün başka bir görüşmesi var. Oradan haber bekliyoruz. Dua edin olsun. Şimdi de kral bütün kente buyruk salmış diyorlar. Biliyor musun neden? İşittin mi? En sevgilimizin başına gelecekten haberin bile yok. Belki haberin bile yok senin. Ne? Kaç tane tirat var canım seçmelerde oynanan? Antigone, Mehmen'e Martı. Doğru, Arzu Tramvayı, Ede Gabler. Macbeth, Keşanlı. Kaç defa izledik bunları? İnsan ezberliyor artık. Dur, Merve için arıyorlar. Bir dakika. Alo, merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öyle mi? Çok üzüldüm. Peki sebebini öğrenebilir miyim? Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Size de iyi günler. Olmamış mı? Olmamış. Yönetmen beğenmemiş oyuncuyu. Daha dikkat çeken bir oyuncu istiyormuş. Daha böyle Almodovar-vari, daha yüksek, daha vurucu. Yarın da son gün, elimde daha yetenekli bir oyuncu yok. Ben ne yapacağım? Yani Merve güzel kız ama yani biraz şey. Ne? Yani sıradan Dicle. Sokakta bin tane var onun gibi. Sağ ol Emrah. Ya ben üzülmen için söylemedim ki, öyle. Hem dışarıda bir sürü yeni yetenek var. Birini mutlaka bulursun Dicle. Ceyda'nın buralarda olmazsa ben yardım ederim sana. İyi, aklına biri gelirse haber verirsin, tamam mı? Gülün sen de. Tabii, tamam. Dur. Durdum. Nadir Bey'in bir lafı vardı, hatırladınız mı? Hayır. Sen nereden hatırlayacaksın? Yoktu ki zaten. Sen hatırladın mı? Kesin hatırlarım. Portföyünüzde yeni bir oyuncu yoksa sokakta arayın derdi. Geliyor, gelmekte olan. Ben bunun nereye varacağını da biliyorum. Emrah, çıkıp sokak sokak o kızı mı arayacaksın? Ne yapacaksın? Hayır. Yani evet, belki de arayacağım Dicle. Belki tekrar karşılaşırız o kızla. Dicle, aradığın kız o. Gerçekten aradığın kız o. Bulursam sana getireceğim, bana inan. Gerçekten o aradığımız. Tamam, inanıyorum. Nasıl bulurum acaba? Ne okuyorsun? Zor Yıllar'ın senaryosunu. Gerçekten çok iyi. İşte bizim böyle işlerin içinde olmamız lazım. Böyle filmlerin içinde. Öyle gişe yapmayan, uyduruk filmlere oyuncu vermememiz lazım. Haklısın. Milyonluk gişesi varsa neden olmasın? Bu filmin olacak. Hatta PR çalışmalarını bizzat takip edeceğim. İyi fikir. Ben de Feris'le konuştum. Neden? Son zamanlarda özel hayatındaki sorunlar yüzünden Barış'la pek ilgilenemedi. Yardım teklif ettim. Neden?
Bu film başarılı olursa ki olacak. Barış'ın yeniden küllerinden doğması sayemizde olsun. Feris'in bir katkısı olmasın. Güzel. İyi düşünmüşsün. Ceyhun'la Ayça'nın arasında da bir anlaşmazlık varmış. Ya konuşacağım ben. Ceyhun'la gerekeni yapacağız. Peki. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bekle sen, bekle. Sabırsızlıkla bekle. Bakalım neler olacak. Serkan dün gece ilk defa bende kaldı. Peki kabul etmen için tam olarak kaç saat ısrar etti Feris? Yani o tam olarak öyle gelişmedi. Şimdi şöyle oldu. Anladım. Sen teklif ettin değil mi? Ya ama bir nasıl oldu diye sorsana. Sormayacağım Feris. Ya sor. Sormayacağım. Ya bir sorsana. Sormayacağım çünkü sen artık insanların senin hakkında ne söylediğini kafaya takmamaya karar verdin. Olay bu. Serkan'ın evliliği hakkında her şeyi öğrendin. Hı. Ne zaman boşanacağını da söyledi sana. Hı. Sen de bundan sonra kendini yormamaya karar verdin ki zaten benim için de en önemli şey buydu Feris'cim. O yüzden sormayacağım. Ay tamam ama bu hiç zevkli değil böyle konuşmak. Bu olsun, sormayacağım ben. Dava ne zamanmış? Bugün. Ha, Serkan arıyor değil mi? Bak bu kadar olur ha. Vallahi o değil, o değil, hayır. Hı. Kim aradı o zaman? Amerika'dan bir arkadaş. Kolay gelsin. İş konuştuğunuzu düşünerek kolay gelsin dedim ama pek öyle görünmüyor. Sabah azarlama turlarına yine başlamışsın Ceyda. Aşk olsun Feris. Ben seni niye azarlayayım? Senin gibi işini yapan insanlarla hiçbir sorunum olmaz. Benim derdim işten kaytaranlarla. Niye bana bakarak söylüyorsun bunu Ceyda? Vallahi üstün alındığına göre bir bildiğim var demektir. Neyse. Ben muhabbetinizi bölmeyeyim. Görüşürüz. Tamam. Çok formundasın yine Ceyda. Sen de hiç fena değilsin. Feris ben bu kadına tahammül edemiyorum. Bak hiç tahammül edemiyorum ben bu kadına Feris. Ne yapıyorsun? Ya? Ne oldu? Tahammül edemiyorum. Ben de. Feride. Canım. Nasıl gidiyor boş boş oturmaların? Ay senin kumpaslar nasıl gidiyor? Ha? Ortalığı birbirine katıp karıştırdın mı? Ay Feride İlahi. Senin gibi şöyle birkaç kişi olsun etrafında. Ben hiç yaşlanmam. Ay zaten kimse sana 47 demez bir tanem. Çok genç görünüyorsun. Böyle devam et. 39'um ben. Kimseye söylemem. Ha. Bu şey değil mi? Bu botoksun intikamı. Tabii. Çok iyisin. Çok iyisin. Çünkü biliyorsun 39 olduğumu. Evet. Çok iyi. Arada uğrarım ben gene. Uğra. Ben seni gençleştiririm. Miro. Nasıl verdik cevabını? Nasıl verdik cevabını? Emrah. Nereye? Gömlek almaya Ceyda Hanım. Sizin karşınıza daha fazla böyle çıkmak istemedim. Gideyim renkli bir şeyler alayım dedim üstüme. Sizin de dışarıdan istediğiniz bir şey varsa alayım geleyim hemen. Yok. İyi hadi bakalım. Aferin sana. Emre. Çınar Bey. Nereye Emre? Çınar Bey geldim. Geldim. Nereye? Geldim. Çınar Bey çok acil bir durum söz konusu. Ben Ceyda Hanım'a renkli gömlekler falan dedim ama mesele o değil, mesele matmazel. Emrah koskoca Zerrin Tekindor'u hala matmazel diyorsun değil mi? Çınar Bey gerçekten matmazel, metro matmazeli. Emrah ben seni Serdar'ın yanına mı versem acaba? Ha? O da böyle anlamsız şarkı sözleri peşindeydi. Gömlek dedim ama gömlek değil, mesele metro matmazeli. İyi bir başlangıç. Çınar Bey, şimdi Ceyda Hanım Dicle'nin iki tane starını aldı ya. Bir tek elinde Selçuk kaldı. Onunla da anlaşmazlıklar oldu. Ben size anlatırım. Yeni oyunculara ihtiyacı var. Hatta birkaç tanesini deneme çekimine göndermiş. Beğenmemişler. Ben de metroya gidiyorum matmazeli bulmaya. Yani dönüşte de renkli gömlekler alıp geleceğim. Yani bunu anlamayacak ne var? Gerçekten. Çok doğru Emrah'cığım. Bu kadar açık bir şey ben nasıl anlamadım? Metro matmazeli, gömlekler. Doğru söylüyorsun. Çınar Bey ben gelince size anlatacağım. Merak etmeyin şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Hadi dikkat et. Tamam. Nesini anlamadın sen bunun? Ha? Nesini anlamadın bunun? Yarım şeker dedim sana. Hocam yarım attım zaten. Atmak yok. Şekeri tutacaksın elinde, kahvenin içinde 2 saniye bekleteceksin, çıkaracaksın bu kadar. Hocam şeker eriyor.
Ben anlamadım ki ne yapabilirim. Çeyrek şeker atsam. Al canım. Al sevgilim. Bence sen bırak bu işleri, tamam mı? Kahvenin şekerini bile ayarlayamıyorsun. Bu işler ağır gelir sana. Hoş geldin. Selam Ceyhun. Selam. Ne haber? Sağ olasın. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Bir şey mi oldu? Vaktin var mı? Var, var. Vallahi Ayça çekip gitmiş. Ceyhun varsa ben yokum demiş, anlayacağım. Yani abi. Yani sorun neyse anlat, çözmeye çalışalım. Deniz konuşturamamış bir türlü çünkü Ayça'yı. Ya öyle büyük bir mevzu falan yok. Yıllar önce bir film için önermişlerdi bana Ayça'yı. O zaman da daha yeni yeni oyunculuk yapmaya başlamıştı. Acemiydi yani. Ben de izledim, beğenmedim, olmaz dedim yani. Başka bir mevzu yok, bu kadar. Ne zaman oldu bu? Ne zaman? Metanet. Bir Metanet'i çekerken. A dizisi vardı ya, hatırladın mı? Aa, hatırladım. Ha, evet, evet. Ta o zamanlardan tanışıyoruz Ayça'yla. Yani o hangi rol için çağırdık onu bile hatırlamıyorum. Konakta çalışanlardan biri miydi, neydi? Yani deneme çekimini beğenmedim. Olmaz dedim. Başka biriyle çalışmak istedim yani. Şarkı yarışmasında birinci olan bir kız vardı. Onu aldık role yani. Ayça da hiç takılmaz böyle şeyler aslında ama. Takılması abes değil mi zaten? Ne yapacak yani? Kendisini istemeyen bütün yönetmenlere düşman mı kesilecek? Allah Allah. Ayça bin yıllık mevzu yani. Neyse konuşursunuz siz tekrar. Feris konuşsun tekrar. Konuşur konuşmasına. Konuşur da ikna edemezsen. Her türlü ihtimali düşünmemiz lazım. Ayça olmazsa yerine kimi önereceğiz? Peki. Konuşursunuz, ikna edersiniz siz. Yaparsınız. Hocam bir hareket göstermek istiyorlar. Siz alabilir miyiz? Geldim sevgilim, geldim. Top sizde, tamam mı? Ayça ile konuştuktan sonra bana geri dönersin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Haydi. Hanımefendi, pardon. Pardon, ben sizi birine benzettim, özür dilerim. Selam, gelebilir miyim? Aa, Aylin'ciğim, tabii ki gelebilirsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sen ne? İyi. Aldın tabii güzel haberi, hemen geldin değil mi? Güzel haber derken? İşte başvuru için Ayça Valiler konuşuluyor ya, onu diyorum. Ha, evet. Ha sen onun için gelmedin. Ne oldu? Çınar, bak ben bu proje için çok çalıştım. 8 ay evden dışarı adımımı atmadım. Ya ben bilgisayar başına yaşlandım resmen ya. Evet Aylin'ciğim ama bak sonunda da şahane bir senaryomuz oldu. Evet ama yani tamam sağ ol. Ama ben bu projeye hiçbir şekilde zarar gelsin istemiyorum. Nasıl? Biraz daha açar mısın Aylin? Yani sadece proje konuşulsun istiyorum. Başka hiçbir konuyla gündeme gelmek istemiyorum. Aylin'cim benim bilmediğim bir şey mi var? Bak sözleşmeyi imzalarken orijinal işledin Aylin. Ondan sonra bir yerden alıntı falan çıkmayacak değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey değil Çınar. Proje bana ait. Benim sıkıntım başka. Benim sıkıntım Ceyhun. Hemen geliyorum. Filiz, ben çıkıyorum. Seninle gelmemi ister misin? Ya istediğin her yere gelebilirsin ama Adliye'ye gelmeni istemem. Hı. Sana her şey yoluna girecek demiştim değil mi? Evet, doğru demiştin. Ama sen inanmamıştın. İtiraz etmeye inanmamıştın. Şimdi oraya gittiğin zaman bir köşeye bugünün tarihini yaz. Hı. Çünkü bugünden sonra üçümüz için yepyeni bir hayat başlıyor. Ya. Bak ağlatacaksın beni yine. Feriz, ben seni ne zaman ağlattım? Ya ben... ben bu aralar her şeye ağlıyorum lütfen, bilmiyor musun? Hadi git. Tamam. O zaman bir kere öpeyim, öyle gideyim. Hı. Burada değil, burada değil, burada değil. Yine coşacak bu. Tamam.
Tamam. Akşam beraberiz. Hastane doktora gideceğiz. Unutma. Evet. Görüşürüz. Hadi boşan. Ceyhun hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama ben ondan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Yani evet. Biraz sinir bozucu. Sinir bozucu biraz hafif kalır bence. Egosantrik, narsist, küstah. Tamam da Aylin'cim bunların seninle ne alakası var? Ya ben kafasına göre projemi değiştirsin istemiyorum Çınar. Bu. Benim senaryomu canın istediği gibi değiştirmişsin. Ayrıca bak sana baştan söylüyorum. Ben o Ceyhun'la asla yalnız başıma buluşmam, haberin olsun. Aylin, benim bilmediğim sizin daha önce yaşadığınız bir tatsızlık falan mı oldu Ceyhun'un aranızda? Biz yıllar önce bir ortamda denk geldik. Bu bana böyle hiç hoş olmayan şeyler söyledi. Nasıl şeyler böyle? Cinsel içerik falan mı? Yok öyle bir şey değil, işle alakalı. Ondan sonra da bir daha denk gelmedik zaten. Ya ben yapımcının Ceyhun'la ilgili ısrarını anlıyorum. Ve bu konuda hiçbir şekilde fikrini değiştirmeyeceğini de farkındayım. Bak Aylin, istiyorsan vazgeçebiliriz. Ben senin rahatsız olacağın bir ortamın içinde olmanı istemem. Hayır Çınar, hayır. Ben bu proje gerçekleşsin diye 2 yıldır bekliyorum. Karanfille yatıp karanfille kalkıyorum. Ya sen biliyorsun, açık kanala yapalım dedik, kanal kanal gezdik, olmadı. Sonra hadi platform işi olsun dendi. Revizyon üstüne revizyon yaptım ben. 50 dakikaya düşürdüm işi. Ben kendi kişisel problemlerim yüzünden projemin iptal olmasına izin vermeyeceğim. Yalnızca benim yanımda olduğunu bilmek istiyorum. Hayatım, ben senin yanındayım. Ben senin hep yanındayım Aylin'ciğim. Detayları da daha fazla sormayacağım sana, merak etme. Ama bak, mecbur değiliz. Unutma. Yani sen Ceyhun'dan rahatsız oluyorsan, istiyorsan ben yapımcıyla konuşurum, vazgeçeriz. Hayır Çınar. Sen benim yanımda ol yeter. Bırakma oğlum kendini. Gelsin. Çalışır kazanırsın. Teyzeciğim sen yanlış anladın. Ben para falan istemiyordum ki şu anda senden. Merhaba, beni hatırladınız mı? Ben sabah size yardımcı olmuştum hani. Biliyorum size hesap sormam lazım ama asla sormayacağım yani çeviri için. Neyse ben hemen konuya gireyim. Tecrübeniz var mı yok mu bilmiyorum ama ben size bir film için teklifte bulunmak istiyorum. Emrah ben. Ego Ajans'ta çalışıyorum, menajerlik ajansı. İsterseniz detayları da bir kahve içerek konuşabiliriz. Kahveyi sen mi ısmarlıyorsun? Evet, ben ısmarlıyorum. Olur, konuşalım. Tamam. Ceyhun'la konuştum. Bir şey öğrenebildin mi? Metanet diye bir iş vardı. Hatırlıyor musun? Ha, evet. Mardin'de çekilmişti. Bu Asmalık Konak'tan sonra çekilen işlerden biriydi. Nasıl hatırladın ya öyle? Neyse işte. Ha, o işte Ayşe'yi önermişler Ceyhun'a küçük bir rol için. O da beğenmemiş, başka birini istemiş. Olay bu. Allah Allah, benim hiç haberim yok. Gerçi biz o zaman birlikte çalışmıyorduk Ayça'yla. Acemi oyuncu, kaprisli yönetmen diye de bakabilirsin olaya. Hiç sanmıyorum Kıraç. Yani Ayça böyle yıllar önce olan bir şeyi bu kadar büyütecek biri değil. Yani başka bir şey olmadığına emin misin? Vallahi sordum işte. Başka bir şey yok diyor. Top sende. İstersen bir kez daha konuş Ayça'yla, çözelim şu işi. İyi tamam, ben haber veririm sana. Sen geliyor musun ajansa? Bir işim var. Sonra anlatırım. Okey. Hadi bay. Efendim Sedacığım. Hah, hayatım, sana gönderdiğim maili okuma fırsatım oldu mu hiç? Baktım. Baktım ama. Pek ilgimi çekmedi diyorsun yani? Ha? Yani Sedacığım, başka bir zaman olsaydı gerçekten çekerdi. Ama şu an pek ilgimi çekmiyor. Yani ama beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ne demek Ferisciğim? Ama sen yine de çok acele karar verme, olur mu? Yani bak, bu pozisyon daha 1 ay boyunca açık kalacak. O yüzden eğer fikrini değiştirirsen mutlaka haberim olsun, olur mu? Mutlaka. Yani sanmıyorum Seda ama... Bak burada. Tamam Sedacığım, muhakkak sana haber vereceğim. DJ'ye yer veririz. İyi peki, tamam. Fikrimi değiştirirsem haber vereceğim sana Sedacığım, söz veriyorum. Tamam işte bu. Öpüyorum seni canım, beni muhakkak bekliyorum. Ben de öptüm, bay bay. Bay. Ya
kahve ısmarlayacağım deyince şık bir yerlere gideriz sanmıştım. Arzu, ben seni önce Dicle ile tanıştırmak istedim. Dicle Ego'nun menajerlerinden, Dicle Ertem. Evet. Tanıştık bakalım. Olay nedir? Niye yaka paça getirdiniz beni buraya? Arzu Hanım, biz sizinle ilgili... Arzu der misin? Senle benle konuşalım. Geliyorum ben böyle hanım falan. Tamam, Arzu. Şimdi biz senin gibi genç yeteneklerin peşindeyiz ajans olarak. Her yerde, yani özellikle sokakta. Anladım. Natalya Budyanova gibi. Hani o da annesiyle birlikte pazarda meyve satarken keşfedildi ya. O hesap. Benim catwalk'um iyi değildir, baştan söyleyeyim. Hayır, yok yok, yanlış anladın. Biz mankenlik ajansı değiliz. Biz oyuncularla ilgileniyoruz. Oyuncular, yönetmenler, senaristler, müzisyenler, öyle. Ha tamam, YouTube'a koyduğum videoları gördünüz, sonra peşime düştünüz. Gerçi o şarkıların sözleri benim değil. Videodan yeni haberimiz oldu. Müzisyen olduğumuzu da şimdi öğrendik, bilmiyorduk bunu. Instagram'dan gördünüz o zaman. Kıyafet detoksu videomu beğendiniz. Ya, çok normal beğenmeniz, herkes bayılıyor. Yok Arzu, biz tamamen sokak. Sokak. Evet. Sokak modası mı? Öyle bir videom var mıydı benim ya, hatırlayamadım. Arzu, şimdi unutalım sosyal medya paylaşımlarını. Her şeyi büsbütün unutalım. Şimdi Emrah seni gördüğü andan itibaren aklından çıkaramamış. Benim sevgilim var, baştan söyleyeyim. Çıldıracağım şimdi, yemin ederim çıldıracağım. Arzucuğum. Biz seni bir seçmeye göndermek istiyoruz. Hatta bu bir filmin seçmesi. Evet. Ajansımızın yönetmenlerinden birinin bir filminin seçmesi için konuşuyoruz şu an. Şimdi şöyle, çok güzel bir yan rol var. Böyle çekici, dikkat çeken bir oyuncu arıyor yönetmenimiz bizim. Öpüşme, sevişme, soyunma, duş sahnesi, çıplak denize havuza girme var mı? Hayır, kesinlikle yok. Olsa da fark etmez zaten benim için. O yüzden sordu ben. Rahatımdır yani. Tabii kaç lira ödenecek bana, o önemli. Şimdi önemli olan seçmelere girebilmen. Yani çünkü Emrah'la karşılaşana kadar böyle bir seçmeye katılmadığını düşünüyorum ben. Ama eğer bu iş olursa... Aa, niye olmasın? Uzun zamandır da böyle fırsat arıyordum. Çok iyi oldu. Demek ki Natalya'nın hikayesi de yalan değilmiş. Sokakta da seçilenler oluyormuş. Bunu hemen takipçilerimle paylaşmam. Paylaşmayalım. Ben önce sana seçmelerinin detaylarını anlatayım bir güzel güzel. Önce bir seçmeye girelim, ondan sonra. Sen benim menajerim olacaksın yani. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Süper. Denemediğim bir bu kalmıştı. Bakalım neler olacak. Aa, çok güzel. Evet. Ne zaman seçmeler? Bugün. Ha? Sürpriz. Bugün. Yapacaksın. Buyuruz. Crush Ceyhun'la konuşmuş. Öyle mi? Hı. Ayça'cığım, keşke daha önceden haberim olsaydı. Yani evet, elimden bir şey gelmezdi. Ama yani en azından Ceyhun'a olan tavrını bilirdim ve ona göre davranırdım. Bak Feriz. Yani sana anlatmayı çok düşündüm. Ama her seferinde vazgeçtim. Ya biliyorum çok uzun zaman oldu ama... ya ben hala o psikolojiden çıkamıyorum ki. Ayça'cığım bak, ilk adımı atmak her zaman için çok zordur. Ama sen o ilk adımı attın. Yani sen peş peşe iyi dizilerde oynadın. Herkesin birlikte çalışmak istediği bir oyuncu oldun. Yani bu artık bu Ceyhun meselesini bir kenara mı bıraksak? İşimize bakalım ya. Ya Feriz, ay ben de işimi yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Ama bazı şeyleri de unutamıyorum. Ya ama böyle de yapamıyorsun. Kızgınsın, küskünsün. Ya bunu bir fırsat olarak görelim diyorum ben. Hayır, şu geçmişte yaşanan tatsızlığı bir kenara bırakalım lütfen. Ya kusura bakma Feris ama ben senin gibi böyle tatsızlık deyip geçemem. Adam gayet art niyetliydi. Art niyetliydi diyorum. Yani onun bana yaşattığı travma unutulacak cinsten değil. Sen bunu anlamıyorsun. Ayça, ben her şeyi biliyor muyum? Ya bana lütfen detayıyla anlatır mısın? Sanki başka bir şey varmış gibi geliyor. Önemli olan benim sana ne anlattığım değil. Önemli olan Ceyhun'un benim hakkımda ne söylediği. Sen bana onu anlat. Tamam, Metanet için audition vermişsin. Yan rollerden biri için. Ceyhun da seni istememiş. Bu kadar, bu söylemiş. Ay, Ayça, vallahi kafayı yiyeceğim. Ne olur söyler misin? Ne oldu aranızda? Yok bir şey. Doğru söylemiş. Bak ne diyeceğim. Haklısın. Karanfil gerçekten çok güzel bir iş. Ve benim için de çok büyük bir basamak olacak. Buna inanıyorum. Aman tamam. Ay tamam. Uzun zaman geçmiş üstünden. Ne konuşup duruyoruz hala? Boş ver, tamam. Ben bu konuyu Ceyhun'la konuşup hallediyorum ve kapatıyorum, tamam mı? Tamam. Ay, terasta bir kahve falan mı istek? Bir hava alalım. Hadi. Emin misin? Aa, bak bu konuyu ben yıllardır uzatıyorum. Şimdi de sen uzatıyorsun. Hadi. Tamam. Hadi.
Hadi gel çıkalım terasa. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Ne haber Jülde? İyiyim. Hayırlı olsun yeni işi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi bir kapı kapanır, bir sürü kapı açılır Barış'cığım ya. Bundan sonra ne başroller bekliyor seni Allah'ın izniyle ya. İnşallah. Bakalım. Görüşürüz. Geçiyorum ben. Kolay gelsin. Hoş geldin. Tebrik ederim Barış. Sağ ol. Çok tebrik ederim. Duyunca o kadar sevindim ki umarım çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teresa'nın odasına geçelim. Olur. Hadi. Görüşürüz. Ya. Darısı başıma Bekir abi. Aman ne olur artık bana da böyle çok güzel projeler gelsin ya. Aferin ama bak. Nasıl güler yüz, tatlı söz. Bunlar önemli ya, böyle başka insanlar gibi değil. Bak bu çocuk tekrar eski günlerine dönecek bence. İnşallah. Ya dur, 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 dur. Ceydan zaten akbaba gibi her yerlerde dur. Dolansın. Olmaz. Olmaz, işteyken olmaz. Evet. Nerede olur? Ya Barış tamam. Bak şimdi dinle. Bunun içinde konaklama seçenekleri var. Hepsini içine koydum. Tamam mı? Onun dışında programı hazırlıyorlar şu an. Herhangi bir aksilik çıkmazsa 2 hafta içerisinde siz Belgrad'a gidiyorsunuz. Sen ne zaman geliyorsun? Ben mi? Evet. Beni orada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Sevgilim ben de gelmeyi çok isterdim. Ama gerçekten gelemem. Hatta her an her saniye senin yanında olup sete gelmeni çok isterdim ama... gelemeyeceğimi biliyorsun. Hafta sonları? Olmaz. İsterdim, yemin ederim isterdim ama... zaten bir sürü borcum var. Bir de oraya gelirsem oradaki masrafları karşılayamam. Ajanstan da karşılamalarını isteyemem. Olmaz. Sen şimdi bunu al. Hem incele, geliyorum. Hemen geliyorum. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda filmi yurt dışında çekmeye karar verdiler. Ben mi yanlış biliyorum? Filmin çıkış noktası babanızın hayatıymış. Doğru ama yerel bir hikaye bu. Yurt dışı ayağı olmayan tamamen buralı bir hikaye. Bir anda yapımcının aklına böyle bir fikir gelmiş. Benden de bazı sahneleri revize etmemi istediler. Daha doğrusu senaryonun neredeyse yarısını. Gerekçe ne? En ufak bir fikrim bile yok. Birkaç sponsorla görüşülüyordu. Sonra birden yurt dışı dendi. Cemal Bey'in menajeriniz var mıydı? Hayır. Tahmin etmiştim. Olsaydı bu kadar çabuk karar vermezdiniz çünkü. Ne var, sizi de anlıyorum tabii. Bu kadar emek verdiğiniz senaryonun çekilmeme ihtimali olunca kabul etmek durumunda kaldınız. Öyle oldu, evet. Peki seçme şansınız olsaydı? Kesinlikle burada çekilmesini isterdim. Fatih'te. Çocukluğumun geçtiği mahallede. Bana izin verin. Sizin adınıza yapımcıyla ben bir görüşeyim. Belki fikrini değiştirme şansım olabilir. Yani neden olmasın? Bu ne? Ben bunları sabah senin için aldım. Öyle aklıma geldi. Almak istedim. Gerçekten mi? Ya sen bunları yine internetten araştırıp bulabilirsin ama ben yine de... Ya senin aldığın hediyelerin hepsini okumaz mıyım ben? Biliyorum hepsini zaten bakarım. O yüzden aldım. Hepsi burada yazıyor. Çok teşekkür ederim. Ne demek? O zaman sıra bende. Sende derken nasıl? Evet. Sende. Benim de sana bir hediyem var. Nasıl yani? Gönderdim. Mesaj olarak mı gönderdin? Evet. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yaptın mı bunu? Tarihlere takılma. İstediğin gibi değiştirebilirsin, tamam mı? Ne zaman istersen yanıma gelebilirsin. Sen tatlı olmak zorunda mısın? Ne oldu? Ceyda Hanım diyordun. Baba gibi dolaşıyor diyor. Kendi bir şeyler diyor. İncele içindekiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Filiz? Öyle kuru kuru ne haber olmaz. Gel buraya. Ben sizi yalnız bırakayım.
Bir sorun çıkmayacak değil mi? Yani şu an bir sorun yok. Melisa Hanım gelmiyor ama yine de. Nasıl gelmiyor? Yani detayları bilmiyorum ama avukatı burada Can Bey. Melisa Hanım boşanmak istediği için tek celsede bitecek. Güzel. Bitirelim şu işi. Nasılsın? Daha iyiyim. Sen? Ben de. Son karşılaştığımızda ikimiz de pek iyi değildik. Hatırlarsın. Doğru. Barış, sana bilerek gelmedim biliyorsun değil mi? Nerede olduğunu, neler yaptığını, nerelerde kaldığını ben hep biliyordum. Seni hep takipteydim. Tahmin etmek zor değil. Israr etmenin, seni zorlamanın bir faydası olmayacağını biliyordum. O yüzden bekledim. Senin kendine gelmeni bekledim. Biraz da Dicle'ye güvendiğim için tabii. Beni hayal kırıklığına uğratmaktan çekinmeyeceğine ama söz konusu Dicle olunca sınırlarını çok da fazla zorlamayacağını düşündüm açıkçası Barış. Gerçi onu da zorladım biraz. Yani o kadar da korktuğum yerlere gitmedin. Bir dakika. Ömer meselesi hariç. Onu saymıyorum. Hala bazen aklıma geliyor biliyor musun? Benim de. O teras gözümün önüne geliyor. Ya benim gözüm nasıl o kadar kararmış olabilir? Bir elimden kaysa, bir düşse çocuk ben ne yapardım ya? Bütün hayatım mahvolurdu, özgürlüğümü kaybederdim, her şeyi geçtim. Ben bunun vicdan azabıyla nasıl yaşardım ya? Hala inanamıyorum kendime. Baskıya boyun eğmemek, bütün zorluklara göğüs germek, duymamak, görmemek bunlar çok zor şeyler Barış. Yani en deneyimli oyuncu için bile o kadar zor ki inan bana. Ama sen kendini toparladın. Yani bu film olmasa bile toparlardın. Ben bunu biliyorum çünkü sende o ateş var. Sen kolay kolay yıkılmazsın. Sen kolay kolay koy vermezsin. Ben bunu biliyorum, lütfen sen de bil. Benim en büyük şansım Dicle biliyor musun? İnsan düşünce böyle yerde debelenirken bir ışık arıyor. Çaresizce, umutsuzca hiçbir çıkış yolu olmadığını düşünüyorsun. Ama aynı zamanda yine de o ışığı aramaya devam ediyorsun. İşte benim ışığım Dicle'ydi. Tuttu elimden. Aydınlattı yolumu, hiç bırakmadı beni. Sırf bu yüzden bile hayatımın sonuna kadar minnettar olacağım ona. Filiz, iyi misin? Bir sufle bir şey getireyim mi? Yok ben. Bu aralar çok duygusalım ben ağlıyorum. Hiçbir şey getirmem yok. Geçer şimdi. Filiz. Söyleme fırsatım olmamıştı sana. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Teşekkür ederim. Boşanma protokolünüz doğrultusunda mahkemenin ve herkesin huzurunda tekrar soruldu. Boşanmak istiyor musunuz? Evet. Serkan Tatlıcı, boşanmak istiyor musun? Evet hakim bey. Dosya incelendi. Gerekçesi yazılacak kararda açıklanacağı üzere tarafların boşanmasına karar verildi. Bir yanlışlık olmasın. Tamam, tamam ben ilgileniyorum. Çok teşekkürler. Ne oldu? Arzu seçmelere girmemiş. Girmemiş ne demek ya? Ne demek girmemiş? Ara bir şey yap. Tabii bu bana şimdi eksi olarak yazılacak. Tamam arasana sen bir şey yap. Konuşmaya gitmemek ne demek ya? Ne bileyim ya. Dicle konuşabilir miyiz biraz? Evet tabii. Hadi gel konuşalım. Gel Arzucuğum. Çıkalım terasa. Hadi. Zor yılların senesinde bu Cemal'le kahve içtik bugün. Adamın kafasında hiç öyle yurt dışı fikri falan yokmuş.
Bir anda yapımcının isteğiyle yön değiştirmiş proje. Yani Kıraç, benim için burada en önemli olan şey Barış'ın bu filmde oynaması. Yurt dışı veya yurt içi fark etmez. Ne haklısın, ne haklısın ama ben yine de bu ani değişikliğin nedenini bir öğrenmek istiyorum. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Ben bir sebep bulamıyorum ki. Neticede Barış'ı onlar istediler. Yani fikirlerini değiştirmiş olsalar, onu vazgeçirmeye çalışıyor olsalar. Ya böyle bir oyuna hiç gerek yok. Sözleşmeyi imzalamadı Barış. Vallahi Cemal de çok mutsuz. Yani o da senaryosuna bu şekilde müdahale edilmesini istemiyor doğal olarak. O yüzden konuşacağım zaten yapımcıyla. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim? Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Ayşe'yle? Konuştum. Ne diyor? Dört buçuktan dedi mi bana? Evet. Gittim. Tam saatinde oturdum. Hı-hı. Ne gelen var ne giden. Hanımefendi bekleyin. Hanımefendi sıranız gelmedi. Ben de baktım yarım saat geçmiş. Bastım çıktım. Arzu sen daha yenisin. Bak bu senin daha ilk görüşmen. Emrah seni görene kadar senin oyunculukla ilgili en ufak bir geçmişin bile yok. Deneyimin bile yok. Yani? Yanisi şu. Yarım saat hiçbir şey değil. Bekleyeceksin. Bazen yarım saat bekleyeceksin. Bazen bir saat bekleyeceksin. Kusura bakma, bekleyemem. Neden? Beni tutup getirdiniz buraya, görüşme var dediniz. Ben ısrar etmedim, sizden bir şey istemedim. Bir şansımı deneyeyim dedim, o kadar. Korktun değil mi? Ondan beklemeden çıktın, korktun. Tamam, haklısın. Biraz korkutucu olabilir. Sonuçta kamerayla baş başasın. İçeride bir sürü insan var, senin gözünün içine bakıyor. Senin hakkında konuşuyor. Hatta bazen senin duyabileceğin şekilde konuşuyorlar ve sen hiçbir şey söyleyemiyorsun. Ama bazen o kadar iyi iş çıkarırsın ki korkuların boşa gider. Hiçbir önemi olmaz. Ya ya kötü olursa, ya beceremezsem? Arzu bak şöyle düşün. Sen daha önce oyunculukla ilgili herhangi bir plan yapmadın. En azından profesyonel anlamda yapmadın. Ama karşına bir fırsat çıktı. Ben diyorum ki en azından bir deneyelim, bir şansımızı zorlayalım. Bak ben senin yetenekli olduğunu düşünüyorum. Videolarının hepsini izledim. Onu geç, onu unut. Senin Emrah kandırmış olman bile yeterli, öyle düşün. Ya çantasını otelde unutan bir turist rolüyle sen bu sektöre girdin. Öyle düşün. Tamam, düşüneceğim. Bir kahve içelim önce. Tamam, içelim ama biraz hızlı düşünebilirsek. Çünkü eğer evet dersen bana, ben hemen bir arama yapacağım. Görüşme ayarlamaya çalışacağım. Karga da geldi. Senin dediğinin dışında bir şey söylemiyor yani. Projede o da oynamayı çok istiyor. Bir sorun çıkmayacak. Güzel, güzel. Ceyhun'la Ayşe'yi buluşturuyorum bu akşam. Ya aralarında vakti zamanında öyle bir tatsızlık olmuş ama Ceyhun özür dileyecek. Bu iş de burada kapanacak. Hmm. Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Yani Ceyhun'un ikinci adı Kibir'dir de ondan. Ya nasıl ikna ettin ki onu? İşte meselenin seninle ilgisi yok. Ayşe alınganlık yapıyor. Alttan al, büyüklük sende kalsın. Eşimize bakalım dedim. Ne oldu? Tamam dedim. Nerede buluşacaklar? Yetiler'de bir restoranda 8 gibi. Ney? Umarım bir sorun çıkmaz. Sanmıyorum. Artık endişelenmemize gerek yok. Tamam Ayçacığım, buluşun. Ama bence çok fazla üstüne gitme. Sadece ağzından laf almaya çalış yeter. Zaten gerisi konuştuğumuz gibi olacak. Tamam tatlım. Tamam, konuşuruz. Öpüyorum. Evet, evet çok haklısınız biliyorum. Gerçekten oradan ayrılmaması gerekiyordu ama çok acil bir işi çıkmış. O yüzden... Teyze, hepsiymiş. Kedisi çok rahatsızmış. Ani ölüm haberini alınca hemen çıkmak zorunda kalmış. Yaşamıyor acaba bu deneyim performansına mı bakan yansıyacak? Bir şans daha verirseniz gerçekten pişman olmayacaksınız lütfen. Gerçekten mi? Yes, oldu. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok yetenekli, güven bana, çok yetenekli. Ağzı çok yetenekli. Tamam. Evet. Hepsi Hanım, bu çiçekler size gelmiş. Ha. Serkan Bey göndermiş. Teşekkürler. İyi. Kolay gelsin. Bugün sana aramızda hiçbir engel olmadan, gönül rahatlığıyla ve bütün kalbimle sevgilim dediğim ilk gün. Seni seviyorum.
Yani şu an bebeğimizin boyu 11 santim. 11 santim mi? Minicik. Şu kadar falan o zaman. Evet ama bu hafta için gayet iyi. İyi. Ağırlığı da ortalama 100 gram civarında. Ya. İştahınız düzeldi mi? Düzeldi, düzeldi. Dediğiniz gibi oldu. İştah arttı. O bulantıların falan hepsi bitti. Doğru. Size verdiğim vitaminleri kullanıyor musunuz? Evet, evet. Hepsini kullanıyor. Düzenli olarak kullanıyor. Hiç merak etmeyiz. Serkan. Ben cevap verebilir miyim doktorum? Tamam. Hı. Tabii tabii. Ben heyecanlandım. Tamam. Cinsiyeti öğrenmek istiyor musunuz? Yoksa yakınlarınızdan birine mi söylememi tercih edersiniz? Nasıl? Şu an öğrenebilecek miyiz? Cinsiyet açıklama partisi yapmak isteyenler oluyor da öyle bir düşünceniz varsa. Yok. Yok. Zaten kız olacak. Ben hissediyorum. Deniz kendini şartlama, sağlıklı olsun. Hayır, öyle hissediyorum. Peki. İsim olarak ne düşünüyorsunuz? Arya. Yani kız olursa. Evet, kız olursa. Arya, erkek olursa da mavi. Evet. Hmm. Arya'yı sevdim ben. Bence kızınız için çok güzel bir isim seçmişsiniz. Tebrik ederim. Evet. Kızımız mı olacak biz? Seviyordum, biliyordum. Hmm. İki tane Feris ha? Eyvah, eyvah. Seni teşekkür ederim. Silebilirim. Sağ olun. Hiç değişmemişsin. Çok değiştim sevgilim. Aynı ukalalık, aynı sevimsizlik. Bence değişen pek bir şey yok. Sen de. Aynı gergin tavırlar, aynı hızla yoluna devam. Bravo. Ben gergin değilim. Belli, belli. Ayça. Konuyu çok uzatmayalım. Hı. Senden özür dilememi bekliyormuşsun sanırım. Dilemeyecek misin? Tabii ki dilemeyeceğim. O zaman niye oturuyoruz biz burada? Seni daha fazla tutmayayım. Hemen gidebilirsin. Hemen? Evet. İyi misin? Hı? İyi miyim? Merak etme. İyiyim, çok iyiyim. Ceyhun. Bence biz artık bu işi daha fazla uzatmayalım. Kapatalım, bu konuya gitsin. Çünkü ben bu projede olmak istiyorum. Gerçekten harika bir proje ya. Gerçekten bak. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Abi sen haklıydın. Gerçekten haklıydın. Ya ben o zaman çok toydum. Ya hiçbir şeyden haberim yoktu. Yani elimi kolumu nereye koyacağımı bile bilmiyordum. Nasıl durulur, nasıl bakılır, kameraya nasıl bakılmaz. Haklıydın. Evet. O zaman geleceğe içelim. Yeni projemizi. Yeni projeleri. Önemliyse aç. Hayır. Önemli değil. Ay Ece de sabahtan beri arıyor. 5 kere falan aradı. Boşanma haberi yapmak istiyormuş. Tutturdu 2 satır bir şey söyle diye. Biliyorum, biliyorum. Beni de aradı. Konuştunuz mu? Yok, konuşmadım. Çünkü beraber konuşalım bence. Yani o zaman istediği fotoğrafı da çeksin. Ay gerek var mı Serkan? Gerek var Feris. Çünkü o haberler çıktığı zaman ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Bunun bir telafisi olmak zorunda. Beraber çıkacağız, Ece'ye konuşacağız, her şeyi cevaplayacağız. Tamam? Ne zaman? Şimdi. Nasıl? Yani. Ne var senin aklında? Ah! Tahtacı Family, iyi akşamlar. Serkan. Maşallah size ya. Bakıyorum yüzleriniz gülüyor. Bundan sonra üzülmek yok. Şimdi size birkaç sorum olacak. Kısacık, minicik. Ondan sonra da şöyle güzel bir fotoğrafınızı çekeceğim birlikte. Tamam mı? Bundan önce çıkmış haberleri de göndermemi yapacağım. Haberiniz olsun. O iş bende. Ne yapalım? Fotoğraflardan başlayalım mı? Feris, ne dersin? Bana söyleyecek bir söz bıraktınız mı? Ya, o zaman. İşte Metanet'in seçimlerinden sonra ben kendimi bayağı bir sorguladım. Ben gerçekten oyuncu olabilir miyim diye. Bu işi yapabilir miyim? Yeteneğim var mı? Ya iş bulamadım, işsiz kaldım. Ama sonra kendimi geliştirmeye karar verip yurt dışına gittim. Eğitim aldım. Harika. Nereye gittin? Amerika. Oo, süper. Ya. Sonra döndüm. Böyle bir iki iş teklifi geldi. Fena da değildi. Sonra yavaş yavaş sektöre girdim. Ve bugünlere geldim. Harika. Evet. Harika. Sana bir şey söyleyeyim mi Ayça? Sen aslında o kadar kötü bir oyuncu değildin, biliyor musun? Hı? Yani o zamanlar biraz uğraşsan belki olurdu ama yani gerek yoktu.
Anlatabiliyor muyum? Hayır. Bence sen doğruyu söyledin. Allah Allah. Ne alakası var canım? Ben bayağı toydum yani. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Hayır. Sen haksızlık ediyorsun kendine. Sen kötü bir oyuncu değil. Mesela Metanet'teki rolü almamanda da herhangi bir sebep yoktu. Ne? Yani söylemeye çalıştığım senin yeteneğinle ilgili bir mesele değildi, bir sıkıntı değildi. Ne? Ben o zamanlar söylediklerime harfi harfi uyacak bir oyuncu arıyordum. Anlatabiliyor muyum? Kızım bizim sektörü biliyorsun işte. Yani birilerinin tepesine basmadan, birinin kafasını ezmeden yükselemiyorsun. İki kere iki dört. Mesela o Metanet'te senin rolünü alan kız. Neydi o kızın ismi? Şu şarkı yarışmasından gelen kız. Neydi? Ya neyse. İsmini bile hatırlamıyorum. Neyse. Oyuncu dediğin biraz akıllı olur değil mi? Hani o duygular falan, o duyguları yönetecek bir akıl. Hadi oyunculuğunu geçtim. O da bir seviyeye kadar. Ya bu kadar aptal olup, bak ağız dolusu, aptal olup bu kadar uzun zaman nasıl hayatta kalabilmiş? Çok enteresan. Ne yürümeyi biliyor, ne oturup kalkmayı biliyor. Kızım sağa bak diyorum, sola çeviriyor kafayı. Kaldır kafayı diyorum, kafa önde sürekli. İnanılır gibi değil. Sonra gönderdim onu da biliyor musun? Bütün yapımcılar benim ağzımın içine bakıyor. Ben ne dersem o. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kızın kamera arkası görüntüleri bende. Bir gün bana gel, beraber seyredelim bunları iki kadeh bir şey içip. Ayça, inanamazsın ne görüntüler var. Aa. Neler yapıyor, inanamazsın yani. Ne diyorsun sen? Ya bende ne görüntüler, ne kasetler var. Aklın hayalin durur. Bir gün izleyelim bunları. Tamam mı? Sen bir açık açık anlatır mısın aklındakini bana? Yani tam olarak ne yapacaksın? Ceyhun'u araştırdım biraz. Ayça ile aramızı iyi bilirsin. Geçmişte olanları anlattı adam. Rezillik çıkarmış. Özellikle de kadın çalışanlarla. Hakaretler, aşağılamalar. Ne diyorsun Ceyda? Bizim niye haberimiz yok bunlardan? Anlatmamış Ayça hiç. Bence anlatması gerek. Hemen yapımcıyla konuşalım. Biz iznimizi istiyoruz diyelim. Sonra da basın açıklaması yapalım. Tamam? Biz yapmayacağız. Ayça yapacak. Biz de arkasında duracağız. Kıraç da Ceyhun'un menajeri olarak güme giden tarafta olacak. Artık çalıştığı kimseyi kaybetme riskini göze alamaz biliyorsun. Biz de bu şekilde gündeme gelmiş bir yönetmenle ve onu koruyan menajeriyle çalışamayız. Yani birazcık istediğin fırsat ayağına geldi gibi. Ben şimdi Perisan'la konuştum. Birlikte basın toplantısına geçiyoruz, tamam? Arzu'nun deneme çekimi ne olacak? Ondan sen gidersin diye düşündüm ben. Ya ben giderim de yani Ceyda Hanım sürekli buralarda gözü üstümde. Ben seni idare ederim. Basın toplantısına gitti derim. Emin misin patlamayalım? Yok canım, niye patlayalım? Her dakika gelip yoklama yapacak hali yok ya. Siz gidin. Bak eminsin değil mi? Evet, hadi çık. Ya hadi gidiyorum. Hadi birlikte hadi çıkalım yürü. O zaman. Hadi Hazlı başaracak, yapacak. Tamam, hadi dikkat edin. Görüşürüz. Yavaş dur, gitme beni. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri buraya neden çağırdık merak ediyorsunuz diyeceğim ama şimdiye kadar her şey ortaya çıkmış herhalde. Karanfil, projemiz sevgili Aylin Çekici'nin kaleminden çıktı. Yönetmenimiz Ceyhun Akperden'in yorumu ve kameranın karşısında güzeller güzeli oyuncumuz Ayça Varlıer'in ve ekibimize katılacak diğer arkadaşlarımızın katkılarıyla sizlerle yakında buluşacak. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan sözü onlara vermek istiyorum. Merhaba herkese. Metin Bey, teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir ekip. Ben Aylin'le zaten uzun zamandır tanışıyordum ama onun yazdığı bir karakteri oynama fırsatım olmamıştı. O yüzden ayrıca çok sevinçliyim ve heyecanlıyım. Canım Aylin. Aslında Ceyhun'la çalışmak konusunda bazı tereddütlerim vardı.
Ah Ayça, yapma. Yapma. Ama biz uzun uzun konuştuk, sohbet ettik ve sağ olsun aklımdaki tüm kuşkuları giderdi. İzninizle ben bana söylediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefon. Sen aslında o kadar kötü bir oyuncu değildin, biliyor musun? O zamanlar biraz uğraşsam belki olurdu ama... Bırak Sıvay canım, ben bayağı tuydum yani. Hiçbir haberim yoktu. Hayır. Sen kötü bir oyuncu değildin. Mesela Metanet'teki rolü almamanda da herhangi bir sebep yoktu. Söylemeye çalıştığım senin yeteneğinle ilgili bir sıkıntı değildi. Ben o zamanlar söylediklerime harfi harfiye uyacak bir oyuncu arıyordum. Kızım bizim sektörü biliyorsun işte. Birilerinin tepesine basmadan, birinin kafasını ezmeden yükselemiyorsun. 2 kere 2 4. Mesela o Metanet'te senin rolünü alan... Biz ne yapacaksan oyuncu... Ne yapayım? Kıraç kızı kolundan çekip aşağı mı indireyim? Ne yapayım ya? Ben konuşayım istersen. Ay işe yaramaz. Bir akıl. Ya bu kadar aptal olup, bak ağız dolusu, aptal olup bu kadar uzun zaman nasıl hayatta kalabilmiş? Çok enteresan. Ne yürümeyi biliyor, ne oturup kalkmayı biliyor. Kızım sağa bak diyorum. Zaten böyle bir şeyler olacağı belliydi. Nereden biliyorum? Kafa önde sürekli. Baksana şu tavırlara. Böyle yukarıdan bakan tavır. Böyle sevimsiz hareketler. Ay Jülide'yle de konuştum. Jülide'yle mi yapmış böyle bir terbiyesi? Onu anlatırım. Bir gün bana gel. Beraber seyredelim bunları, 2 kadeh bir şey içip. Ayça inanamazsın ne görüntüler var. Ceyhun Bey, doğru mu söylenenler? Ayça'nın projeden ayrılacak. Ceyhun Bey. Ayça Hanım, arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ama benim söyleyeceklerim Ayça, daha bitmedi. Ayça lütfen, yeteri kadar rezil olduk zaten. Metin Bey, lütfen izin verin. Lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Ben Ceyhun'la tanıştığımızda mesleğe daha yeni başlamıştım. Sektöre yeni girmiştim. Tabii Ceyhun işinde çok usta ve ben acemiydim. Bana söylediği her şeyde inandım. Benim hakkımda söylediklerine. İşin kötüsü ise etrafımdaki herkes inandı. Ben de aksini söylemeye, yaşadıklarımı, ya gerçekten yaşadıklarımı, tüm gerçekleri söylemeye çok utandım. Tehditler, baskılar, aşağılamalar. Bu yüzden de uzun bir süre işsiz ve sessiz kaldım. Yani çıkıp da şikayet de etmedim açıkçası. Çünkü o zaman tanınan biri değildim ki. Ya kim beni dinleyecekti? Kime anlatacaktım derdimi? Kime inandıracaktım? Ceyhun o zaman çok popüler ve çok sevilen bir yönetmendi ki hala öyle. Ama şimdi, şu an... ben artık daha fazla sessiz kalmak istemiyorum. Artık kadınların... bu tip aşağılamalara, kadınların böyle tacizlere maruz kalmasını istemiyorum. Artık uyanma vakti. Ve ben artık bu şiddete bir dur demek istiyorum. Ben Ayça'nın arkasındayım. Bu kadar emek verdiğim, özendiğim projemi asla böyle bir yönetmenin eline bırakma. Özellikle kadın çalışanlara mobbing yapan, onları ezen, fırsat buldukça sindirmeye çalışan, onlara lakaplar takan tacizci. Hiç kimse bizim sektörümüzde iş bulamasın artık. Sonunda işsiz kalan, mağdur olan kadınlar değil. Böyle rezil adamlar olsun. Gel. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam lütfen. Teşekkürler geldiğiniz için. Gereken açıklamayı yapacağız size. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok mersi. Teşekkürler geldiğiniz için. Açıklamalar yapılacak. Bu bir komplo arkadaşlar.
Bu baştan aşağı bir komplo. Geçmişte yaşanmış bir anlaşmazlığın intikamı bu. Ayça Hanım'ın ve Aylin Hanım'ın kötü giden kariyerlerinin faturasını bana yüklemeleri. Ama ben buna izin verecek miyim? Vermeyeceğim. Hepinizin tek tek haberi olsun. İzin vermeyeceğim. Evet, hadi. Tamam. Vermeyeceğim. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Çok mersi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ceyhun. Bekle bir dakika. Efendim? Kıraç ne oldu? Bir şeyler duydum. Ceyhun sorun mu çıkardı? Ceyda arayacağım ben seni. Ceyhun'la konuş lütfen Kıraç. Ne olursa olsun egoda kalmasını sağla. Arayacağım. Evet, var mı bir açıklama? Kıraç ne açıklaması ya? Bu habersiz ses kaydı ile ilgili dava açabiliyor muyuz biz bu salağa? Ceyhun. Salak. Salak. Yeteneksiz, cahil. Üstüne üstlük bir de rezil. Yaptığı işe bak, bu saçmalık nedir ya? Kabahat bende. Bende kabahat. Gerçekten sen ne yapmaya veriyorsun Ayça Varlı El ismini? Otur oturduğun yerde. Sen kimsin ya? Senin kıbalin kim? Meryl Streep mi? Kadın senaryo okumaya 250.000 dolar para alıyor. Sen kimsin? Ne yapıyoruz onu söyle. Bana bırak. Bana bırak diye bir şey yok. Bana bırak diye bir şey yok. Beraberiz. Ne yapıyoruz onu söyle. Sen hiçbir şey yapmıyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun. Buradan çıkıp doğruca evine gidiyorsun. Gereken açıklamayı ben yapıyorum. Bu konuşma da burada bitmiştir. Tamam, tamam. Yıllar önce yapmam gerekeni. Aynen öyle. Vallahi bombayı bırakıp kaçtınız, içerisi savaş alanına döndü. Ya madem böyle bir durum var, sen niye bana söylemedin? Evet, ben de aynısını sana soracağım Aylin'cim. Niye söylemiyorsun? Haklısın, söyleyebilirdim. Anlatabilirdim ama aklıma daha iyi bir fikir geldi de ondan. Yani yıllardır madem ben bu adamdan sıkıntı çekiyorum. Ya niye hala susuyorum? Niye hala sessiz kalıyorum dedim ben de. Peki bunun yeri burası mı hayatım? Feris, bak bence iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Adamın neler söylediğini duydunuz, hepiniz duydunuz. Ya benim deneme çekimimi evine götürmüş. Misafirlerini izletip, bak 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 şurada bunu yapacak. Aa bak 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 şurada şöyle yapacak diye kahkahalarla gülüp eğlenmişler. E madem biliyorsun bana niye anlatmıyorsun? Feris, güzelim ne değişecekti? Anlatsaydım ne değişecekti? Ya zaten ben başta bilmiyordum ki bu olayları. Ya mesela deneme çekimine gidiyorum. Kamera arkasındakiler bana bakıp böyle bir gülüşüyorlar. Bir kıkır kıkır, bir şeyler bir şeyler. Sonra sete gidiyorum. Millet beni parmakla gösterip kahkahalara boğuluyor. Bir şeyler oluyor. Ya herif resmen beni sektöre eğlence malzemesi yapmış. Haberim yok. Yani bir gün dayanamadım. Ben de böyle bana gülen birisine gittim sordum ne oluyor diye. Öyle haberim oldu. Ya benim bütün bunlardan niye haberim yok? Çünkü biz seninle daha tanışmıyorduk. Bütün bu olaylar seninle tanışmadan 2 yıl önce falan oldu. Herkes beni eğitime gittim zannediyordu ama ben bütün bu olanlar unutulsun diye resmen ortalıktan kaçıp gittim. Yok oldum. Bana da ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Ben de sustum. Susunca unutulur sandım çünkü. Unutulmaz. Böyle bir adamla da çalışılmaz. Çınar, sen ne diyorsun bilmiyorum ama... Yok yok. Ben de aynı fikirdeyim tabii ki. Her şeyi niye konuşmadınız etrafta? Aslında ben anlıyorum neden sustuklarını. Kimse inanmaz diye susuyoruz, susmak zorunda kalıyoruz. Yeni gelenler sustuğumuz için onlar da seslerini çıkaramıyorlar. Biz konuşacağız, anlatacağız ki böyle adamların ipliğini pazara çıkaracağız. Böyle rezillerin sektörde çalışmasına, para kazanmasına izin vermeyeceğiz. Aynen öyle. Bundan sonra susmak yok. Yani biz nasıl böyle bir duruma düştük ben hala anlamıyorum. Yani baştan bilseydik hiç böyle bir işin içine girmezdik.
Benim anlamadığım Ayça niye böyle bir şey yaptı? Ceyhun'u savunmuyorum, yanlış anlamayın. Ama yani Ayça niye bu buluşmayı kabul etti? Niye ses kaydı aldı? Ya ben de aynı şeyi düşündüm. Demek ki sonradan aklına böyle bir şey geldi. Nasıl yani, öyle bir anda mı? Ya da biri akıl verdi. Çok düşünmeye gerek yok. Cevda'dır akıl veren. İyi de niye böyle bir şey yapsın ki Peride Hanım? Yani sonuçta hepimizi zor durumda bıraktı. Niye yapacak ki? Bizi zor durumda bırakmak için. Yani tamam da bu sadece bizi zor durumda bırakmış olmuyor ki. Aynı zamanda Ego'yu da zor durumda bırakmış oluyor. Kıraç, sen ne yapacaksın? Yani biz kendi açıklamalarımızı yaparız. Ama sen ne diyeceksin Ceyhun, senin yönetmenin? Düşünüyorum. Sen bir de bir nefes alalım diyafram. Diyafram? Sen beni yaptım, yap. Gözleri kapatalım. Derin bir nefes alalım. Tamam. Hadi bir daha. Bence bu kadar yeter. Ya başım döndü zaten. Yeter. Arzu, seni alalım. Şans ver. Birlikte mi gireceksiniz? Yok, hayır, biz. Evet, evet, birlikte gireceğiz. Bana yardım et. Ay, lazım mı? Metin Bey arıyor. Ha. Metin Bey, biz de hep birlikte durum değerlendirmesi yapıyorduk. Buyurun, dinliyoruz sizi. Çok güzel. Hepinizi tek tek aramam gerekmeyecek. Şimdi arkadaşlar, durum şu. Ayça Hanım her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da bugün yaptıkları yeğenin yutulur gibi şeyler değil. Bunun cezai bir karşılığı olacak. Ayça Hanım'ı projeden çıkarıyoruz. Avukatlarımızla konuştuk. Eğer tazminat talep ederseniz biz de karşı dava açacağız. Bence bunu siz de istemezsiniz. Olanlardan o zaman hem siz hem de Ayça Hanım sorumlu olur. Aylin Hanım'la da ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ondan projenin tüm haklarını satın almıştık. Ceyhun Bey de hala isterse projeye devam edebilir. Metin Bey, bir sakin olalım. Bence böyle yapmak istemezsiniz. Lütfen beni dinleyin. Lütfen Feris Hanım. Çok yorgunum. Tartışacak halim yok. Bunu yüz yüze daha sonra konuşuruz. Kapattı. Hazırız hocam. Tamam. Arzu, çok iyi bir menajerim var. Seni tekrar alalım diye ısrar etti. Yalnız ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dicle gelemedi kendisi, Arzu Hanım'ın menajeri. Ben Arzu'ya destek amaçlı geldim. Ego'da çalışıyorum ben. Emrah bu arada menajer istemeyeyim. Geçemeyeceğiz. Çok büyük hayranlısın. Teşekkür ederim. Birlikte mi çalıştınız? Evet, sizin için bir sakıncası yoksa. Yok yok yok, benim için bir sakıncası yok. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Tamam, peki. Evet. 3, 2, 1 oyun. Gitmiyorum. Ya ama şey, gitmek zorundayız çünkü biliyorsun annem neredeyse benim. Gelsin önce konuşalım, sonra birlikte yiyeceğiz. Kestik, kestik. Olmadı. Biliyordum zaten. Yok yok, Arzu, Arzu. Senden kaynaklı değil. Olmadı, ben sahne olmadım. Tamam. Ya sabahtan beri aynı yeri dönüyoruz. Biraz doğaçlama yapalım mı? Ben sadece bu sahneyi ezberledim. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Kendin gibi davran. Ya içinden ne geliyorsa söyle. Tamam. Emrah, hatta sen de yardımcı ol. Tamam hocam. Böyle sürprizli bir şeyler deneyelim. Sürprizli? Evet, sürprizli. Tamam, tamam, hemen hallediyoruz hocam. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Bir saniye hocam, pardon. Çok pardon. 3, 2, 1 oyun. Gitme. Basın toplantısı yapıyoruz. Ne zaman? Hemen hemen sosyal medyada yazılıp çizilmeye başladı bile. Yani şimdi konuşmazsak olay hiç istemediğimiz bir yere doğru gidebilir. Evet, bir de susmakla suçlayabilirler ya da Ceyhun'un tarafını tutmakla. Kesinlikle. Çocuklar, benim en çok aklıma takılan şey Metin Bey nasıl böyle bir karar verebildi? Yani Ceyhun'dan vazgeçmiyor bütün olup bitene rağmen. Ben hiç şaşırmadım. Ya yani oyuncuyu anında harcıyor. Ama söz konusu yönetmen olunca gözlerimi kaparım görmem, kulaklarımı kaparım duymam. Niye? Çünkü tanınmış bir yönetmen. Yönetmen olmasıyla bir ilgisi yok. Tersi de olabilirdi. Zihniyet kötü burada.
mağdur olanın yanında olmak yerine tanınır olanı seçmek. Yani işte sonra biz de böyle adamlarla çalışmak zorunda kalıyoruz. Kalmayacağız, kalmayacağız. Merak etmeyin. Şu toplantıyı ayarlayalım hemen. Gereken açıklamayı yapalım. Hadi, hadi. Çalışalım biraz. Ah. Murat'cığım. Alo. Fatih merhaba. Ben de seninle konuşacaktım. Basın açıklaması. Evet, evet. Hayatım. Evet canım, evet. Harikaydı ya! İnanılmazdı. Bir bıraktım kendime. Oradaydım ben, daha sonra oldum. O inanılmaz değil miydi ya? Çok eğlenmedin mi sen de? Emrah, DJ'ye de söyleyeceğim bunu ama ilk senin duymanı istiyorum. Ben bunu hayatımın sonuna kadar yapabilirim. Seçmeler, diziler, filmler, kameranın önünde olmak. Hayatımın sonuna kadar bunu yapmak istiyorum ben. Tabii, tabii ki yapacaksın. Çok çok yeteneklisin. Sen de bu yetenek varken ya bir de bu çatlak projesi yapmasın. Ay dur, DJ'yi de arayıp haber veriyorum hemen. Yani çok sevinecek bunu. Haber ver tabii ki DJ'ye. Çünkü bana ikiniz de borçlusunuz. Çünkü ben olmasam asla bir araya gelemezdiniz. Farkındayım, o yüzden şimdi sana kahve ısmarlayacağım. Kahve mi? Evet. Hatta Egon'un terasında içeceğiz kahveyi. Bedavaya getireceğim senin bana yaptığın gibi. Şaka yapıyorum Gül Hanım. Sağ ol. Aşağısı çok kalabalık. Başlamak üzereler. Sen ne yapıyorsun? Yorumları mı okuyorsun? Evet. Ceyhan hakkında yazılanları gördün mü? Aha, gördüm. Gerçi Ayça'yı kurtarmak lazım o durumdan. Yapımcı ile bir konuşsak iyi olur. Ceyda. Hı. Ben hala Kıraç'ın ne yapacağını kestiremiyorum. Sana söyledim. Ceyhan'ı koruyacak. Biz de bu durumu onların yerine kullanacağız. Başlıyordur, açsana. Hatta başlamıştır bile. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Karanfil dizimizin lansmanı sırasında yaşanan olaylara açıklık getirmek için buradayız. Ve Ego Ajans menajerleri olarak hepimiz aynı görüşteyiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum öncelikle. Ortak açıklamamızdır. Ajansımız oyuncularından Ayça Varlıer, senaristimiz Aylin Çekiç ve yönetmenimiz Ceyhun Akperde arasında yaşananlar hepimizi gerçekten çok üzdü. Yıllardır sektöre emek veren çalışanlar olarak bu tip olayları hiçbir zaman hoş karşılamadık. Bundan sonra da hoş karşılamak gibi bir niyetimiz yok. Aylin Hanım ve Ayça Hanım konuyla ilgili görüşlerini belirttiler bildiğiniz gibi. Ben de Ceyhun Akperde ile ilgili konuşmak istiyorum. Temsil ettiğim yönetmenin böyle bir olaya karışması beni gerçekten çok üzdü. Ancak şimdiye kadar hiçbir kadın oyuncudan veya sektör çalışanından Ceyhun Bey'le ilgili şikayet almadım. Hakkında açılmış bir dava ya da bir soruşturma da yok. Ben sana ne dedim? Tabii bunların olmaması Ceyhun Bey'i temize çıkarmıyor. Bugün itibariyle Ceyhun Akperde ile iş aktimi sonlandırdığımı belirterek konuşmama devam etmek istiyorum. Sana demiştim. Kıraç'ı çok hafif alıyorsun. Ayça Varlıer'in hepimize dinlettirdiği ses kaydı bir yana birçok kadın oyuncudan ve sektör çalışanından şikayetler almaya başladık bile. Ve biz bu şikayetlerin hepsini çok ciddiye alıyoruz. Bugüne kadar susmuş ya da susmak zorunda kalmış arkadaşlarımıza da susmayın, konuşun diyorum. Çünkü eğer siz susarsanız gerçekten hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Ve sizler işinizi kaybettiğinizde kalacaksınız. Asıl suçlularsa cezalandırılmayacaklar. Cezalandırılmadıkları gibi işlerini yapmaya devam edecekler. Bu yüzden susmayın. Konuşun. Şikayetçi olun. Ve hakkınızı sonuna kadar arayın. Biz sizin yanınızdayız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel. B planımız var mı? Bir dakika düşünüyorum Serkan. Anlaşılan karanfile veda ediyoruz. Heh, güzel. Metin Bey arıyor. Hoparlörü açsana. Metin Bey merhabalar. Ceyda Hanım da yanımda. Sesinizi dışarıya veriyorum. Serkan, ben böyle saçmalık görmedim. Oyuncunla senaristin bir olmuş, ortalığı birbirine kattı. Metin Beyciğim, bizim bilgimiz dışında bir olay bu. Neyse, Kıraç'ın yaptığı açıklama işimize yaradı. Sektörden inanılmaz destek alıyoruz. Mesajlar, telefonlar... Olaylar böyle gelişmeseydi farklı yerlere gidebilirdim. Dava açmayı bile düşünüyordum. Ama artık buna gerek kalmadı. Ceyhun'u projeden çıkarıyoruz. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar edeceğim seni.
En azından işimize yaradı diyelim. Ego konuşuldu. Ama Kıraç'ın yaptığı beni şaşırttı doğrusu. Ceyda, çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Evet, bu sefer şansımız yaver gitti ama her zaman bu kadar şanslı olamayız. Bir dahaki sefere Kıraç bu kadar şanslı olmayacak. Siparişiniz geldi Ceyda Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle. Evet. Şöyle. Mersi. Hadi yakalanacağız, çıkalım çabuk. Hadi, hadi Dicle, yürüyün hadi. Bak telefon çalmıştı. Size dedim. Alo. Emrah. Odamdayım, bir gelebilir misin hemen? Tamam Ceyda Hanım, hemen geliyorum. Size ne dedim? Yakalanacağız dedim ya. Kesin öğrendi. Kesin öğrendi. Arzu yolda işe mi gitti? Ya haberi bile yok diyorum sana Emrah'cığım. Gelmedi, gitmedi, sormadı. Senin hakkında hiçbir şey sormadı kadın. İstersen ben seninle geleyim yani. Bir sorun çıkarsa ben yardım istedim derim. E ya başka bir konuysa? Aa, bu da doğru. Dur tamam, bana şans dileyin. Gidiyorum, geliyorum. Şans dileyin. Dicle. Tamam, şans. Buyurun Ceyda Hanım. Gel Emrah, gel. Kapıyı da kapat lütfen. Tamam. Merhaba Emrah, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sana harika haberlerim var. Arzu ile ilgili herhalde. Dicle'nin oyuncusu Dicle Ertem. Yok, hayır. O karakteri daha bulamadım. Ama kardeşi buldum. Ha, Arzu kardeşini mi oynayacak? Yo yo, Arzu değil. Karakter zaten kız değil, erkek. Ve o karakteri canlandırabilecek tek kişi sensin. Ya seçmelerde gerçekten harikaydın. Süper ötesi doğaçlama yeteneğim var. Ve beni çok etkiledi. En yakın zamanda yan yana gelip konuşmalıyız. Ceyda ile konuştuk şimdi. Sizden haber bekliyorum. Randevu için de asistanımı yönlendirdim. Tamam. Görüşürüz Emrah. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nereye? Ben Ceyda Hanım odama gideyim dedim. Oyuncu olmak istediğini bilmiyordum. Yok hayır Ceyda Hanım, ben gerçekten oyuncu olmak falan istemiyorum. Ben öylesine sadece bir doğaçlama yapmıştım, o kadar. Kabul edecek misin? Yani yok Ceyda Hanım, yani kabul edemem ben böyle bir şey. Biliyorsunuz zaten benim bir işim var. Çınar Bey'in asistanıyım. Zaten böyle bir şeye vaktim de yok benim. Eğer bu filmde oynamak istersen haberim olsun. Çınar'ı dert etme. Ben sana bir sürü iş bulurum. Görüntüde yani. Bu da bizim küçük sırrımız olur. Bir düşün istersen. Odanda düşün. Burada mı düşüneceksin? Olur Ceyda Hanım. Hadi. Arzu ile gitti. Programla ilgili bir şeyler söyledi. Hadi gidelim biz. Ben dedim sana. Bilmiyor dedim. Ne yapıyorsunuz bu akşam? Bir şeyler içmeye dışarı çıkalım mı? Ben Barış'la buluşacağım. Ben de biraz yorgunum. Eve gidip dinleneceğim günü. 40 yılın sırtı bir şey istedim. Yazık. Ben torbaya mı girdim? Tamam yaparız sonra. Ama. Hadi gidelim biz. Evet Arya'cığım. İkimiz de güzel bir dinlenmeyi hak ettik. Evet, beni son zamanlarda bayağı bir aç bıraktın ama bunun acısını çıkaracağız ama sağlıklı bir şekilde değil mi? Duydun mu beni? Sağlıklı. Hayır. 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 Ne olur ne olur bir sorun olmasın. Ben yeterince sorunla uğraştım bugün ya. Efendim Yağmurcuğum, nasılsın? Hiç iyi değilim Feriz. Setteyim. Lütfen yanıma gelir misin? Sorun nedir bir tanem? Bir türlü odaklanamıyorum. Ya herkes üstüme geliyor Feriz. Az önce panik atak krizi geçirdim. Feriz lütfen yanıma gel.
Her şey üstüme geliyor. Sana çok ihtiyacım var. Tamam tamam. Sen söyle settekilere sana bir kese kağıdı bulsunlar. Sen derin derin nefes al, tamam mı, onun içine? Sonra da sana bir papatya çayı hazırlasınlar. Ben geliyorum. Tamam mı? Hadi. Hadi bay bay. Nereden çıktı? Panik adammış. Nereden çıktı? Anne ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Dicle ile buluşacağım. Selam söyle. Ne? Kızıyordun bana hep. Selam söyle dedim, o da mı suçu oldu? Yok. Söylerim. Görüşürüz. Dikkatli kullan ama arabayı, aklım kalmasın. Kıraç Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ay, konuşmanız için sizi tebrik etmek istiyorum. Muhteşemdiniz yine, her zamanki gibi tabii. Bütün sektör sizi konuşuyor şu anda. Konuşsunlar, örnek alsınlar biraz. Sen niye döndün ajansa? Ceyda ile konuşmam gereken konular var. Ha, bekleyebilirim istersen. Yok, yok, gidin siz. Gidin. Tamam. İyi akşamlar Kıraç Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çalacağız. Tamam. Efendim Peris Hanım. Tamam inin şey var. Dicle Yağmur sette panik atak geçirmiş, ben oraya gidiyorum. Ha, tamam Peris Hanım, ben gelebilirim isterseniz sizinle. Süper süper, konum atıyorum sana. Tamam, zaten ben çıkmak üzereydim, direkt sete geçerim. Tamam. Serkan. Peris, sana geliyordum, nereye gidiyorsun? Ya Yağmur sette panik atak geçirmiş, ona gitmem gerek. İyi tamam. Ben de geleyim seninle. İyi tamam. Hadi. Canım şimdi Peris Hanım aradı. Benim yardıma ihtiyacı varmış. O yüzden sete geçiyorum ben. Neredesin sen? Ben şimdi ajanstan çıkmak üzereyim. Tamam ben geleyim alayım, seni birlikte gidelim. Ha tamam. Tamam bekleyeyim. Bekliyorum. Görüşürüz. Anneciğim. Bebeğim benim, iyi ki doğdun. Ya bu kadar tatlı olmak zorunda mısın? Zorundayım. Dileğini tutmaya hazır mısın? Daha çıkamadım. Pasta da yok. Ben onu düşündüm. Madem beraber kutlayamayacağız, o zaman online kutlarız. Hadi bakalım, tut dileğini. Tutuyorum. Tuttum. Üfleyebilirsin mumları. Dünyanın en düşünceli annesi olabilirsin, biliyorsun değil mi? Bayağı. Ağlatacaksın beni. Ama öylesin. Seni çok özledim anneciğim. O kadar özledim ki anlatamam. Ben de seni çok özledim. Ağlama ama ya. Ağlayacak bir şey yok. Geleceğim ben. Ben gelmezsem sen gelirsin Londra'ya. Geleceğim tabii ki, çok istiyorum. Çok özledim seni. Tatlım benim, şimdi kapatmam lazım. Tamam mı bebeğim? Seni çok seviyorum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum vallahi. Thank you.
lazım, anlatayım. Neyse hallederiz bir şekilde. Hadi kolay gelsin. Ne? Feriz, tam 12 tekrar almışlar. Erhan delirmiş, kendini karavana kapatmış. Asla çıkmıyor. Menajerini aramışlar. Menajeri yurt dışındaymış. Sonra asistana ulaşmışlar falan filan ama yok, ikna olmuyor bir şekilde. Kimle çalışıyormuş Erhan? Bilmiyorum, o kadarını sormadım. İyi tamam, ben Yağmur'la konuştum o zaman. Tamam. Ha, geciktik, çok özür dilerim. Sorun değil, sorun değil. Dicle, sizin ne işiniz var burada? Ben çağırdım ama bir tek Dicle'yi aramıştım. Biz Barış'la birlikteydik de. Hadi hadi Dicle, hadi gidelim. Yağmur'la konuşacağız. Yağmur! Yağmurcuğum ne oldu? Neyin var? Anlat bir tanem, ne oldu? Yağmur Hanım, isterseniz hastaneye gidebiliriz. Ya da ben hocayla konuşayım, repo verdirelim. Öyle yapalım. Dur bakalım, olabilir. Evet. Hastaneye bir şeyim yok. Yapamıyorum. Neyin var peki, neyin var? Biraz açabilir miyiz? Neyi yapamıyorsun? Odaklanamıyorum bir türlü. Ya üç gündür aynı sahneyi ısrarla çekmeye çalışıyoruz ama olmuyor yani. Yapamıyorum. Herkes çok üstüme geliyor. Feris, lütfen yardım et bana. Ha, peki nedir bu sahne? Teklif. 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 Ne teklifi? Evlenme teklifi. Evlenme teklifi. Öyle bir sahne var mıydı bu işte? Ben hatırlayamadım şimdi. Yok sanki. Sonradan eklediler. Ha. Peki nedir? Sorun nedir? Yani ezberim mi tam değil? Nedir yani sorun tam olarak? Ya milyon kere tekrar aldık. Kelimesi kelimesine her şeyi biliyorum. Hı. Sorun o değil. Hı. Teklif. Evlenme teklifi. Ya benim travmam var Feriz. Ne konuda travman var? Evlenme travmam var. Ya annemle babam boşandı. Ablam boşandı. Kardeşim boşandı. Hepsi boşandı ya. Aa. Ya benim erkek arkadaşım bana evlenme teklif edip... İki haftadır tanıdığı bir kadınla evlendi. Oh. Evlilik deyince ben kilitleniyorum. Kopuyorsun, anladım. Tamam. Evet. Ne yapabiliriz? Yönetmenle konuşalım. Tamam. Sen yeter ki sakin ol. Tamam. Sadece yönetmenle konuşma. Erhan'la da konuş. Ya geldi bana bağırdı çağırdı. Neymiş? Kapris yapıyormuşum. Aha. Dikkat çekmeye çalışıyormuşum. O yüzden böyle yapıyormuşum. Anlamıyor ki. Neden acaba? Neden öyle dedin? Evet. Bak. Ne yapacağız biliyor musun? Serkan da benimle birlikte zaten biz bu işi çözeceğiz. Biz bu işi çözeceğiz. Hiç merak etme. Sen yanında kal. Tamam. Şimdi halleder. Perisan çok hızlı çözecek. İster misin? Hayır, sağ ol. İş konuşmak için geldiysen şu an hiç uygun değilim gördüğün gibi. Doğum günü kutlu olsun. Benim değil. Kızımın doğum günü. Öyle mi? Ben kızın olduğunu bilmiyordum. Var. Maya. 20 yaşında. Londra'da okuyor. 18 yaşında evlendim. 19 yaşında Maya'yı doğurdum. 20 yaşında da boşandım. Gençlik hatası işte. Yani Maya için söylemiyorum. Evliliğim için söylüyorum. Doğum günleri önemli. Bayramlar. Yılbaşılar. Anneler günü. Babalar günü. İnsanın sevdiklerinden uzak kalması çok zor. Onların iyiliği için bile olsa. Öyle işte. Az çok anlarsın sen de beni. Ben eskiden sadece kendim için yaşardım hayatı. Hani yaşıyorsunuz bu hayatı Ahmet Bey derler ya. O hesap. Çocuğum olduktan sonra her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu anladım. Kalmadı o eski hırslarım. Yani var tabii de eskisi kadar değil. Ben yalnız bırakayım seni. Aslında ben de çıkacağım şimdi. İstersen beraber çıkalım. Kim önce anlaşamıyorlar işte. Evlilik travman var diye oynayamam diye. Çok güzel. Erhan'la konuştum. Erhan'da en sevdiğim sahne, duygusu çok yüksek. Onun iptal edilmesini asla istemiyorum.
Ya peki bu yönetmen nerede? Niye ortada yok? Ya durum böyle olunca çekmiş gitmiş adam. Her şey düzenince beni ararsınız demiş gitmiş. Ben Yağmur'un ilk defa böyle bir kriz çıkardığını duyuyorum. Ama yani yönetmenin de burada olmaması çok acayip. Bilmiyorum, bence haklı adam yani. Onlarla mı uğraşıyor? Ha, geldi işte yönetmen. Ha, geldi. Hocam nasılsınız? Barış. Ne haber? İyi vallahi, nasıl gidiyor? İyi ya, hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Ben Yağmur'u ikna ediyorum. Sen de yönetmeni ikna ediyorsun ve ben eve gitmek istiyorum. Bayağı iyi. Tamam, tamam. Ne yapacağız ya? Olsun. Hocam merhaba. Ben bir kişiye bakıyorum. Buyurun. Yağmur Hanım, Eren Bey, hazırsanız buradan alalım sizleri. Evet. Konsantre evet. Oluyorsunuz, sakin oluyorsunuz. Tamam mı? Çıkıyorsunuz, önünüzü oynuyorsunuz. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Hadi. Sorun. Hadi. Hmm. Oh, hadi bakalım. Hiç sorun çıkmayacak. Kamera. İnşallah. Üç, iki, bir, oyun. Bazen sana bakıyor, gözlerinin içine. Çok pardon, 5 dakika mola olabilir miyim? Kestik. Bir su rica edeceğim. Hayatım ama sen de repliklerini söylemedin. Biz olmuyor, yapamıyorum. Konsantrasyonum bozuldu. Bravo ya, vallahi. Buradaki bütün insanların konsantrasyonu gitti zaten. Yani bunun tek suçlusu benim değil mi? Senin hiçbir suçun yok bunda. Arkadaşlar tamam, sakin olalım. Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek değil mi? Ya isterseniz bir prova yapalım. Ya benim bu sahneye karşı hiçbir inancım kalmadı. Ya bilmiyorum, repliklerden mi? Sahnede bir tuhaflık var, bir türlü toparlanmıyor kafam. Tamam tamam, o zaman biz yardımcı olalım size. Biz oynayalım sahneyi. He? Ne dedin? Harika olur. Hem ben de böyle bir dış gözle bakmış olurum, olmaz mı? Aynen, benim için de çok güzel bir fikir. Feriz? Yani size bu kadar yardımcı olacaksa tamam, tabii neden yapmayalım? Ben monitöre gidiyorum o zaman. Ha, o derece yani, anladım. Telefon alayım. Ne? Git işte. Bunlar sende kalsın, tamam. Olur mu? Çok sağ ol. Tamam. Senaryo var mı? Ben veririm sana. Ya oynayacaklar herhalde. Bir dakika ya, bir dakika ben senaryoya bakmam tamam. Gerek. Ben de bakıyorum şimdi. Hakkında biraz araştırma yaptım. Öyle mi? Keşke bana sorsaydın. Ben anlatırdım sana. Korkularından bahsettiğim bir video vardı ya. Daha doğrusu hayatta hiçbir şeyden korkmadığından bahsettiğin video. Hayır ya. Şimdi olmaz. Pasta yemek istemediğine emin misin? Bizi buradan çıkarmaları biraz sürer çünkü. Durman gereken yeri iyi biliyorsun. Her zaman değil ama şimdi bildim. Uzatmadım bu korku meselesini. Ne yapalım? Pasta yiyelim bari. Güzel ama değil mi? Ben seçtim. Hazır mısın? Bir dakika, güzel. Hadi. Tamam, hazır. Hazır. Hocam başlayalım mı? Tabii.
Bazen sana bakıyorum. Gözlerinin içine. Gözlerinde kayboluyorum. Bak Yağmur. Ne kadar güzel bir giriş yaptı değil mi? Serkan çok güzel oynadı, o ayrı. Ama hani rahat olabilirsin yani. Bunları duyduktan sonra zaten yani. Değil mi? Evet. Feriz. Bir saniye. Bence bir sıkıntı var. Kalk. Ne sıkıntı? Gel. Hocam çok özür dilerim. Sanırım mizansen yanlış. Yani o yüzden geriliyorlar. Yani sahneye oturarak oynuyorlar ama bu sahne oturarak olmaz. Sonuçta evlenme teklifi ayakta oldu bence. Özür dileriz hocam. Gel ya. Bazen gözlerine bakıyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Hayat bize ne getirir bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki artık sensiz yaşamak istemiyorum. Bence bundan daha yaratıcı bir teklif olamazdı. Emin misin? Evet. Bu lafını hatırlatacağım sana. Serkan Bey, iyi akşamlar. Biraz önce Melisa Hanım'ın avukatlarıyla konuştum. Boşanma kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanunu yolu açıktı biliyorsunuz. Melisa Hanım boşanmaktan vazgeçtiğini bildirmiş avukatına. Lütfen müsait olunca beni arayın.